O tamış. Yeşilin ve binbir çeşit rengin gökle buluştuğu, huzur veren doğası ve havası, misafirperver insanları ve en önemlisi doğal balın en saf halinin bulunduğu şirin bir mahalledir Ohtamış. Ohtamış, Sıra Gece, Düz Mahalle, Tepe Kışla, Yukarı Kışla ve Karşı Kol sokaklardan oluşmaktadır. Ohtamış adı Oğuz Türklerinde bir erkek ismidir. Bu isim Divanı Lügatit, Türkçe'de Otamış olarak geçer. Ohtamış Mahallesi adını Anadolu'nun fethini müteakip Ulubey topraklarına gelerek burada yerleşen bir Türkmen topluluğundan almıştır. Türkmenlerden bir yere göç etmeyerek yurtlarında kalanlara Tohtamış, çadıra çıkanlara Otamış derlerdi. Bu kelime zamanla değişerek Otamış olmuştur. Ohtamış aynı zamanda Yörükhan taifesinden bir topluluğun da adıdır. Ohtamış adı da Oktamış biçiminde söylenmektedir. ...1990 yılından sonra Ohtamış Mahallesi'nde göç olayı başlamıştır. Ohtamış dışından 1000 civarında hane bulunmakta olup yaklaşık 6000 nüfusu teşkil etmektedir. Çoğunluğu İstanbul ile olmak üzere yurdun diğer yörelerine dağılmıştır. Avrupa ve Japonya başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında Ohtamışlı yaşamaktadır. 2016 verilerine göre Ohtamış Mahallesi'nde 620 hane yaşamakta olup 1042 erkek, 528 kadın olmak üzere toplam 1570 kişi yaşamaktadır. Ohtamış Mahallesi'nde yaşayan nüfus yaşlı nüfusudur. Turizm, hayvancılık ve ziraatla yeniden Ohtamış Mahallesi 1990'lı yıllarda olduğu gibi tersine göçün olmasını ve nüfusun geri dönmesini beklemektedir. Bölgenin engebeli ve dağlık olması sebebiyle yerleşim genel olarak dağınıktır. Mahallede 6 adet cami ve 1 adet cemevi bulunmaktadır. Tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran ve aktif durumda bir su değirmeni bulunmaktadır. Mahalle merkezinde bulunan aile sağlığı merkezinde bir hekim ve bir sağlık memuru ile hizmet vermektedir. Mahallede bulunan 1 adet 8 yıllık ve 3 adet ilköğretim okulu nüfus yetersizliğinden dolayı öğretim verememektedir. Şelaleleri ve doğal güzellikleri bozulmadan günümüze gelmiş renk cümbüşünün iç içe yaşandığı, orman ve gök mavisinin üst üste birleştiği eşsiz doğa manzarası ile doğal güzelliklerin bozulmadan tabi halde kaldığı ender yerlerden biridir. Ohtamış, turizm için doğal güzelliklerle doludur. İçerisinde doğal tescilli şelaleler ve kanyonlar vardır. Bunların en önemlileri 30 metre yüksekliğiyle Karadeniz'in en büyük şelalesi unvanına sahip Ohtamış Şelalesi ve Kazan Gölü Kanyonu'dur. Mahallenin ekonomisi tarım, hayvancılık, ormancılık ve arıcılığa dayanır. Fındık ve bal üretimi dışında genellikle seracılık, büyükbaş hayvancılık, kivi üretimi ve sebzecilik yapılır. Ayrıca Ohtamış Mahallesi'nde ciddi derecede bal üretimi yapılmaktadır. Ohtamış, birincisi düzenlenen Hamsi Günü etkinliğinde birlik beraberlik mesajının anlamını vurgulayan Görk bir birlik mesajı verdi. Yarınlara sahip çıkmak için. Ohtamış, görülmeye değer misafirlerini ağırlamayı beklerken geleceğe bu ümitle hızla ilerliyor.
İyi akşamlar değerli hemşerilerimiz ve ekranları başında bizi izleyen siz sevgili seyircilerimiz. Uzaktan yakından gelen tüm misafirlerimiz. Bu akşam burada Ohtamış Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu gecede basketbol takımımızı daha ileri seviyelere götürebilmek ve köyümüzün güzelliklerini daha büyük kitlelere tanıtabilmek için toplanmış bulunmaktayız. Ben Hatice Donk, partnerim Bülent Aksoy. Sevgili sanatçılarımız saat 23'e kadar birlikte olacağız. Değerli dostlar, ben de hepinize hoş geldiniz diyeyim. Bu akşam Hatice Hanım da söylediği gibi Ohtamış Spor Kulübü Derneği'nin derneği için buradayız. Ohtamış için buradayız. Ulubey için buradayız. Ordu için buradayız. Güzel bir etkinlik. Bu etkinlikte bizler de olmaktan mutluyuz. Gururluyuz. Gururluyuz. Bu arada şöyle hemen bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz programımız TV52 ekranlarından şu anda canlı yayında. Aynı zamanda TV52'nin Facebook sayfasından da canlı yayında. Sizler de sayfalarınıza programımızı paylaşabilirsiniz. Çok söz söylemeden, çok konuşmadan güzel bir eğlence olsun, güzel bir gece olsun istiyoruz. Sizleri eğlendirmek için buradayız. Ohtamış Spor Kulübü için buradayız. Ne yapalım sevgili partnerim? İlk güzel bir şarkıyla başlayabiliriz. Başlayalım, evet. Şarkıyla bismillah diyelim. Başlayalım. Temel Özel bizlerle birlikte olacak. Güzel iki tane parça seslendirecek, evet, bize. Senden vazgeçmem.
vazgeçme. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir kendinizi bir tanıtın bakayım siz ya. Temel Özel kim? Ben kendim Bordoluyum. Gürgendebey ilçesinden. Kendim düğün işleri yapıyorum. İşte bu işleri devam. Değerli dostlar, şimdi burada bütün sanatçı arkadaşlarımız ve bizler, bunu vurgulamak zorundayım. Tamamen bu gece için geldik. Kendi imkanlarımızda Ohtamış Spor Kulübü'ne destek amaçlı geldik. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü aslında çok fazla girmeyeyim. Ohtamış Spor Kulübü'ne destek olmayı bir borç bildik kendimize. Ohtamış Spor Kulübü bir köy takımı diyelim. Her ne kadar mahalle olsa bile köyden çıkmış ve ilk yılında bölgesel amatör ligde, özür diliyorum, orada amatör ligde şampiyon olmuş ve bölgesel amatör lige yükselmiş bir takım. Ve orada da başarı elde edeceğini umuyoruz. İnanıyoruz, güvencimiz de tam. Oradan nereye? İkinci lige gidecek. Buna da inanıyoruz. Sevgili dostlar, bu işler öyle kendiliğinden olmuyor. Sevgili partnerim, biraz gevezeliği fazla yaptım ben ama evet, bu konuya da girmek zorundayım. Destekle oluyor. Hepinizin desteği, halkımızın desteği çok önemli. Kesinlikle. Değil mi Temel abi? Maddi, manevi hiçbir desteğimizi esirgememeliyiz. Ben geldiğim yeri zaten nereden geldiğimi biliyorsunuz. Sadece bu gece için buraya geldik. Sevgili partnerim de nereden
geldiğini evet, ben biliyorum. Ben evet, bu köyde da doğmuş büyümüşüm ama şu anda Samsun'da yaşamaktayım. Samsun'dan geldim. Basketbolcularımızı daha ileri düzeylerde görmek için onlara destek vermek amaçla geldim. Umarım daha iyi yerlerde olurlar. Bu sayede köyümü de çevremizde daha iyi tanıtmış oluruz. Evet. Temel Bey'e çok teşekkür ediyoruz evet. katkılarından dolayı. Şöyle yapalım. Bilyar sevdim gözleri yaşlı. Ohtamış'tan akıyor sanki. Tutuştu da senin de hasret, ören başçağı yakıyor sanki diyelim. Sevgili başkan seni alalım, Abdülaziz Özden başkanı alalım. Neymiş bu hikayeyi bir ondan dinleyelim. Evet. Abdülaziz başkan iki koltuğunda karpuz taşıyan bir kardeşimiz. Başarılı, koşturuyor. Gerçekten ben şahsen görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Mahallesi adına yırtınıyor. Bu aynı zamanda Ulubey adına hatta ordu adına da çok ciddi bir reklam. Güzel bir olay. Şimdi şöyle başkanıma bir başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Kendinizi kısaca bir tanıtın. Ondan sonra nedir bu Ohtamış Spor Kulübü hikayesi? Ufaktan bize bunu anlatın. Ben Ulubey Ohtamış Mahallesi'nden ya da Ohtamış Köyü'nden doğup büyümüş, burada topraklarda okumuş bir ferdim, bir vatandaşım. Aynı zamanda Ohtamış Spor Kulübü ile beraber Ohtamış Mahallesi'nde de dernek başkanıyım. Şimdi biz burada şunu alsam daha iyi olur. Yani biz şimdi burada Ohtamış Spor Kulübü diye bir basketbol takımı kurduk ama bunun tabi daha öncesi var. Bunun öncesi neydi? Burası bir turizm destinasyonu içerisinde olan bir bölge. Bugün beraber gezdik, birçok yeri gösterdik ve 5-6 tane noktamızı turizm açmayı hedefliyoruz. Bununla beraber bunun çevresinde Küpkaya Kanyonu, işte Şahin Kaya Tepe, yukarı çıktığımızda Turşucular, Sayacabaşı, yani hatta Hacettepe, yani seyir terası. Ulubey'i biz bir bütün görüyoruz ve biz bu destinasyonun içerisinde bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu gördük. Ve biz bunu da en güzel sporla yapabileceğimize inandık. Futbol çok maliyetli. Yani futbolla yapamayacağımızı düşünüyorum. En güzeli burada aynı zamanda basketbol. Biraz daha sevgili başladık biz bu yolculuk. Bu yolculuk bizi buralara kadar getirdi. Öyle bir gençlik buldum ki hepsi pırıl pırıl gençler, çocuklar. Hepsi üniversite öğrencisi. Ve biz bunlara dedik paramız yok. Ne yaparız? Canımız sağ olsun yeter ki biz oynayalım, biz spor yapalım, sporun içinde kalalım. Bizler bu imkanı sağlayın. Bizler bunlara bu imkanı sağladık. Hep birlikte, birlikte mücadele ettik. Tabiri caizse ekmeğe böldük, yarısını paylaştık. Ve bugün yerel lig şampiyonu olduk. Ve maç kaybetmeden. Ve avaraş, hatta çok avaraş farklı şampiyon olduk. Ve biz bu şampiyonluk sadece Ulubey'e, Ordu'ya değil. Bu tüm Türkiye'ye bir mesajdır. Bir köy takımı çıktı. Şu an bölgeselde mücadele edecek. Nasip olursa ikinci lige çıkacağız. Evet. Ama biz sadece köy takımı olarak görmüyoruz. Biz Ulubey'i temsil ediyoruz. Biz aynı zamanda Ordu'yu temsil ediyoruz. İşte bu noktadan baktığımızda bakın ardımızdaki kitleyi görüyor musunuz? Evet. Ve bugün buraya gelmek isteyen çok insan vardı gelmeyin. Pandemiden dolayı gelmeyin dememe rağmen o kadar kısıtlamama rağmen alanlar doldu. Evet. Ve bizim büyük bir taraftarımız var. Büyük kitlemiz var. Ve biz bu kitleyi ardımıza aldığımız vakit ve biz inanıyoruz ki bu bayrağı kadar ve ben burada özellikle şimdi tabii diğer arkadaşlarımıza da mikrofon vereceksiniz ama sadece kısaca bir Ohtamış'tan bahsetmek istiyorum. Ohtamış bir Türkmen köyü. Türk köyü. Bizde Çepni, Avşar ve Beydilli üç boy var. Ve bizleri 1300 yıllarda Çepniler gelmiş buraya. Çepni boyu gelmiş. 1700'lü yılların sonunda Konya Hotamış'tan yani Karapınar Hotamış'tan daha öncesi Adana'dan ayrılmışız. Trabzon'a gelmişiz. 1800'lü yılların başı 1700'lü yılların sonunda bu bölgeye yerleşmişiz. Ve burası tamamen bir Türk köyü, Türkmen köyü. Bu noktadan baktığımızda biz çok çalışmamız lazım. Bu coğrafyayı çok iyi imar etmemiz lazım. Altyapısını gidermemiz lazım. Ve bu bölgeyi seviyesini, refah seviyesini yükseltmemiz lazım diye düşündük. Arkadaşlarımıza bir konuyu açtığımızda köylülerimiz hepsi destek oldu. Hepsi derneğimize geldi, üye oldu. Şu an 1000'in üzerinde üyemiz var.
binin üzerinde üyemiz var. Spor kulübünde zaten taraftar noktasında problemimiz olmadı. Atatürk kapalı spor salonu zaten tıklım tıklım doldu. Ve biz inanıyoruz ki bugün bizi özellikle gurbetçilerimiz izliyor. Almanya'dan, Fransa'dan, Japonya'dan dört bir yanımdan ve onların da çok büyük bir destekle var. Ben yurt dışında yaşayanlara, il dışında yaşayanlara, gurbette yaşayan herkese sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ohtamış'ın Altınordu'da nüfusu 4000, köyde 1500, yurt dışındakilerle falan beraber 7000-7500 nüfusu var. Ve biz sadece onları değil, yaklaşık il içi, il dışı 100 binin üzerindeki Ulubeyli'yi temsil ediyoruz. Sevgili başkan, şimdi ben biraz önce niye böyle bir şey söyledim? Tamamen kendi imkanlarımızla geldik dedim. Hemen bir açıklık getireyim aslında. Şöyle, insanların aklına şöyle bir şey gelebilir. Ya kardeşim işte böyle bir gece organize etmeseydiniz de takıma bir katkınız olsaydı organizeye... Tamamen buradaki bu organizasyon bireysel çabalarla olan bir organizasyon. Yani mesela Abdülaziz Başkan bizi aradığında programımıza katılırız diye başlayıcı dedik, seve seve. Koşa koşa geldik. Hiçbir şey talep etmeden. Hatice Hanım, biraz sonra sanatçılarımız gelecek. Sevgili Durmuş Yılmazer, Faruk Günaydın, Pınar Erdem. Için onların adlarını sayıyorum. Hiçbir, tamamen bu tarz organizasyon. Çünkü bu bir kültür faaliyetidir, sosyal bir faaliyettir. Ve Ulubey ordunun ciddi reklamıdır. Yani bir köy takımı çıkıyor. O şeyler. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Çünkü misyonumuz benim Ulubey. Her şeyden önce o cihette geldik. Çok fazla sözü uzatmayayım başkanım. Son söyleyeceklerinizi de alalım. Son söyleyeceğimiz, inşallah bu bir fragmandır. Gerçek filmi Haziran'ın son haftası Ohtamış'ın girişindeki şelale, Ohtamış'ın girişindeki alanda büyük bir festivalde bölgesellik kupasıyla beraber geleceğiz. Çok güzel. Şimdi sırada ne var sevgili Atıcı Hanım? Onu şey yapalım. Başkana teşekkür ediyoruz. Bir alkış da alalım başkanı. Başkanı var ortamışı. Emeğine, yüreğine sağlık diyoruz. Gerçekten büyük başarılara imza attı. Destekliyoruz sonuna kadar kendisini. Kesinlikle. Şimdi Faruk Günaydın gelecek. Değerli dostlar, Faruk Günaydın, Ulubey'imizin ekran yüzü. Olsun. Mavi Karadeniz bir televizyon kanalında program yapıyorlardı. Bizi aldılar. Böyle ufak bir şey yaptım. Özür dileyelim. Hadi bunu bizim amatörlüğümüze verin. Bize bir program yapma imkanı sundular kanallarında. Bu organizasyonda kendilerini davet ettik. Dediler ki biz de varız. Sevgili Faruk Günaydın'ı yanımıza davet edin. Evet. Şimdi sevgili Faruk Günaydın, hoş geldin diyelim. Partneri Pınar Erdem Hanım da burada. Nasıl yapacağız? Sizle beraber mi alalım Pınar Hanım'ı? Şimdi ben emir komutayı alayım. Müsaadenle. Değerli abim benim. Şöyle yapalım. Evet. Sevgili dostlar, şimdi Faruk Günaydın bu işin profesyoneli. Estağfurullah. Pınar Erdem de profesyoneli. Bizler bu işe çömeziyiz, acemisiyiz yani. Şimdi beni davet ettiğin için, bizleri davet ettiğiniz için. Hocam, mikrofonumuzun tonunu ayarlıyoruz değil mi? Biraz efektleri verelim. Şimdi partnerimin davet edeceği zamanı ayarlayacağım. Tamam. Bizleri davet ettiğiniz için bu programa, başkanlarımıza, muhtarlarımıza, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz ben Faruk yüksek Günaydın müsaadenizle diyoruz. Hemen işime dönmek istiyorum hocam. Evet. Sahnesi. Kar yağmış yollara,
örtülmüş izler. Gelemem diyorum efendim, sen geliyorsun, sen geliyorsun. Gelemem diyorum efendim, sen geliyorsun, sen geliyorsun.
Teşekkür ediyorum size. Ne bir mutlu ediyorsunuz ki. Öyle bir güzel yüzünüz var ki. Hepinizden Allah razı olsun. Allah iki cihanda da yüzünüzü güldürsün. Allah razı olsun. Çok iyisiniz. Bülent abim, oradan bana bakıyorsunuz değil mi? Şimdi... O zaman yanıma gelin. Sevgili dostlar, hani insanın sahneye çıkası gelmiyor. Faruk Günaydın'ı görünce böyle garip bir... Yok yok, estağfurullah. Yok, estağfurullah. Şimdi sahne profesyonelini görüyorsunuz zaten. O yüzden bizim suçumuzu veya günahımızı veya az hatalarımızı... Kesinlikle. Görmezden geleceksiniz. Biz burada doğal olanı yapıyoruz. Biz bizeyiz, iç içeyiz. Allah'ım sizi var etsin. Ama eğleniyoruz değil mi? Bir sıkıntı yok. Ben... Ama bu alkışlara demek ki eğlenemiyoruz Faruk abi. Bülent abiciğim... Değil mi Atıcan? Ya, isminizi, isminizi... Hatice Hanım, Bülent abiciğim, biz o kadar program yaptık, o kadar konserlere gidiyoruz. Evet. Ama bu akşam buradaki güler yüzü, buradaki motiveyi hiçbir yerde göremedim. Bunu da canı gönülden size söylüyorum. Efendim, ben şimdi biliyorsunuz, isim vermeden söyleyeyim. Evet. Sizle beraber bir şey söylemek istiyorum ben ama biraz sonra söyleyeceğiz. Tamam. Bu arada sevgili yönetmenler, reklamlarımıza ne kadar var? Kısa bir TR'miz var şimdi. Klip VTR'miz var. Ohtamış için daha önce hazırlanmış çok güzel bir VTR'miz. Onunla devam edelim. Ondan ediyoruz. Sonra mı ben partnerimi davet edeyim? Davet edebilirsiniz. Peki, ondan sonra. Peki o zaman VTR'mizi alalım. Faruk Bey çok teşekkür ediyoruz. VTR'miz evet. Ekranlarınızda. Beni sana geçmişler, vallahi ben de.
hedef asa arası. Ordu'da kuruldu hekim oğlu dediğimden arinim o da vuruldu. Hekim oğlu dediğimden arinim o da vuruldu. Fındık dalları acep ne olacak yarın halları, acep ne olacak yarın halları. Dalgalanıyor pembe şalvarı, dalgalanıyor pembe şalvarı. Kız ablam kullan gel 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 yanıma, beyaz kolları yan yana, tabya başında üç kız yan yana. İşlerinden biri dedi bana, işlerinden biri dedi bana. Nur olsun seni doğuran ana, nur olsun seni doğuran ana. Kızamdan kullan gel 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 yanıma, beyaz kolları Evet, programımız devam ederken Oh Damış için yazılmış güzel bir dörtlükle devam etmek istiyorum. Baharda şenlenir bağı, bahçesi, menekşesi, mis kokan orman çiçekleri arasında akan Oh Damış şelalesi. Eskiden geçit vermezdi yolların çamuru, taşı, çilesi, şimdi coşkuyla, özlemle gidersin hamsi şenliğine. Sen ne güzelsin, ne özelsin Oh Damış. Ne güzel değil mi? Evet, ne güzel. Oh Damış, ne güzel. Oh Damış'ımız güzel. Şimdi değerli dostlar, Oh Damış Spor Kulübü'nün basın sözcüsü, aynı zamanda Ordu'nun değerli bir evladı, güzel bir insan, başarılı bir doktorumuz, sevgili doçent doktor Alper Çıraklı beyefendi sahneye davet ediyoruz. Kendisiyle küçük bir söyleşi yapalım. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Mikrofonu vereyim. Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Aslen Ordu Ünyeli'yim ama Oh Damış artık benim için ikinci memleketim. Yaklaşık 5 yıldır Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyorum. Bölge halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Abdülaziz abiyle birlikte çalışıyoruz zaten hastanede. Abdülaziz abiyi zaten tanıyorsunuz. O bana bu projeye eve gelince çok heyecanlandım. Dedi sen de bize destek olur musun? Tabii ki seve seve dedim. Benim de gençlik yıllarımda basketbol geçmişim olduğu için hiç düşünmeden kabul ettim. Sizlerle burada olmak çok güzel. Gördüğüm her abiye söyledim, yollarımız çok kötü. Bu yollarımızı yaptırmamız lazım. Bence öncelik bu. Bu yolların bir an önce ben yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok haklı.
İnşallah bu programda bir vesile olur. Herkes zaten söyledi. Amacımız burada Ohtamış Spor Kulübü basketbol takımını ileriye götürebilmek. Bunun için elimizden ne gerekiyorsa biz de buradayız diyoruz. Ben de buradayım demek için buraya geldim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok naif birisiniz. Teveccüh etmişsiniz, buraya gelmişsiniz ve bu mahalle takımına ve köy takımı diyeyim ya ben buna inanmışsınız ve siz de burada bir yer almış. Biz de size çok teşekkür edeyim ben de Ohtamışlar adına. Siz Fahri Ohtamışlısınız zaten. Evet, öyleyim. Evet, aynen öyleyim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Alper Hocam'a güçlü bir alkış. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, şimdi biz İyi Has burada müzisyen arkadaşlarımızı alkışlatıyoruz ama şu arkada iki tane güzel kardeşim var. Onlara da bir alkış alalım. Sevgili Erol İnanlı. Evren Kuzucu. Sevgili Evren Kuzucu. Erol İnanlı. Güçlü bir alkış dedik. Evet. Şimdi sırada şöyle. Aslında normalde onlar hiç ayrılmıyorlar ama bu akşam biz ayırdık biraz onları. Anonsu da o yüzden sevgili Faruk Günaydın'a yaptıracağım. Evet. Faruk Günaydın'ı çağırıyorum yanıma. Çünkü gerçek söylüyorum, hiçbir yerde ayrılmadılar. Onlar hep partnerdi. Partnerini kendisi anons etsin. Fark etmez hangisiyiz? Fark etmez mi? Tamam. Hocam ne demek ya? Şimdi Bülent abiyle biz ayrılamıyoruz bakın. Bülent Aksoy abim benim için çok değerlidir. Sizleri de Bülent abinin sayesinde tanıdım. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi mikrofonu değiştirebilir miyiz? Demin bununla söyledim ya eseri. Hemen bana kulağıma değişik tonlar geliyor. Partnerim de diyor ki biz Faruk Günaydın ayrılamıyoruz. Bütün konserlerimiz, televizyon programlarımız beraber olduğu için ne olur diyor beni sen davet et. Ya dedim başım üstüne ya verirsen dedim bir 50 kağıt davet ederim dedim ne yapayım yani. Evet. Edeyim mi ben o... Lütfen ben, gelmeyin. Ben bacım diyeyim size davet edin. Aslında davet etmeyeceğim bakın. Şimdi bizim programlarımız çok doğal geçiyor televizyon programlarımız. Biz hem türkülerimizi söyleriz ama esprilerimizden de eksik kalmayız. Şimdi dur ismini söylemeyeyim. Partnerimle beraber program yaparken kanalda mikrofon eksikliği oluyor bazen. Diyorum ki Pınar Hanım çok özür dilerim ağzımdan kaçtı. Partnerim diyorum mikrofonunu ödünç alabilir miyim? Vermiyorum nereden bulursa. Canlı yayında söylüyor bunu. Yapmayacağız ama tabii memleketimize geldi o da bir aslında. O da bir Karadeniz kızı. Efendim sizden güçlü bir alkış istiyorum. Değerli kıymetli... Çok özel bizim için partnerim Pınar Erdem diyoruz.
Partnerim ne yaptın böyle ya? Aa, ben yaparım öyle vallahi. Bilmiyorum. Bizim sahnelerimizde de böyle hep kavgalar, skeçler, gır gır şamata. Bizim programlarımız evet. Böyle geçiyor. Değil mi Bülent abicim? Evet. Evet, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz buraya davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, iyi ki varsınız diyorum. Ama ben de bir Karadeniz kızıyım, ben de orduluyum. Bu da nereli biliyor musunuz? Dur, kendisi söyleyemiyor, ben söylüyorum. Bak yine söyleyecek bak. Dur, söyleyeceğim. Ya hayır, partnerimi istemiyorum. Meletli. Ha, kabakçı yani. Benim değerli partnerim Mesut Yeli. Şey, kabakçı falan. Bir de bizim programımızda, isim vermiyorum gene, programımızda sehpamızın önünde sürekli kabak durur. Niye durur? Çünkü kabakçıyız kardeşim, ne yapalım ya. kabakçıyız ama bir kabak tatlısıyım. Az nasıl muhabbet, bol çok türkü. Müzik diyoruz. Bir tane daha gönderelim hocam. Vay vay, hep beraber oynayalım, hadi bakalım. Yine mikrofonu vermiyor. Vermem mikrofonumu.
Bülent abi şöyle lütfen gelir misin? Ne olur aramıza gel. Ya Bülent abicim gel. Şimdi biz televizyonda da böyle hep benim mikrofonum size vermiyorum. Diyorsun. Sahip çıksın mikrofona. Yok mikrofon. Bülent abi bana bir mikrofon alır mısın sen de hediye? Yok muhtarımdan istiyorum bir mikrofon. Muhtarım evet bana... benim partnerime bir tane mikrofon rica ediyoruz. En pahalısından. Yoksa hep benim mikrofon istiyor vermiyorum. Kanalda da istiyor. Yok mikrofon sana diyorum. Bülent abiciğim şu an akışınızı bilmiyorum. Şimdi reklama gireceğiz büyük ihtimal. Sevgili yönetmenim. Doğru mudur? Şöyle yapalım o zaman. Evet. Şimdi... 4 dakikamız var. 4 dakika varmış. Çok güzel. Şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Seninle bir düet yapalım. Yapalım mı? Harika olur, harika. Yine mikrofonumu alıyor ya. Hatice Hanım müsaade ediyorsunuz mu? Şimdi siz de kalın Pınar Hanım. Şöyle geçelim biz. Şimdi ya harika olmuş bunlar. Evet, şöyle topladık. Güzel. Şöyle yapalım o zaman. Ben giriş yapayım. Pardon, özür diledim. Ben ayarlayacağım şimdi. Şimdi ben ayarlayacağım. Çok Bülent abi. Yanık söylerim ben. Şimdi Bülent abinin çok büyük hünerleri var. Siz biliyorsunuz değil mi? Estağfurullah, evet. Yani adamın 10 parmağında 10 marifet var. Ben bunu yakinen biliyorum. Estağfurullah, öyle. Ama ben bu tabii türkü söylemeden bırakır mıyım hiç? Şimdi. Öyle bir şey var mı? Ben özür dileyim ama yani bu kadar işte Durmuş abi var, Temel abi var. Şimdi sizin yanınızda benim türkü söylemem normalde. İcap etmez ama her neyse bir anı olsun bize. Şimdi biz bizeyiz burada öyle değil mi değerli dostlar? Var mı alkış? Bülent hocama var mı alkış? Daha kuvvetli lütfen. Hocam bir Hicaz'a ulaşalım. Arkasından girelim ayrılık trenine. Üstadlarımızı da bir alkış alalım üstadlarımıza. Eline sağlık. Thank you.
sana bir selam bekledim. Sevgimizi sır diyerek sakladım. Ne bir haber ne bir selam bekledim. Sevgimizi sır diyerek sakladım. Şöyle geçen yıllarımı yokladım. Gene bugün hatırıma sen geldin. Ayrılık treni gelip geçerken sevda dallarını delip geçerken herkes kendisine bir yar seçerken yine bugün hatırıma sen geldin. Kendisine bir yar seçerken gene bugün hatırıma sen gel. Gene bugün hatırıma sen geldin vay vay. Kısa bir aradan sonra buradayız. Reklamlar mı hocam? Evet. Reklamlar. Yayından çıktık mı hocam? Bölgemizin şifa kaynağı, 500 yıllık geleneksel sarmaşık kaplıcası. Fatsa Termal Spa Otel olarak artık hizmetinizde. Tatilinizin her anında konforlu bir konaklamayı sizlere sunan Fatsa Termal Spa Otel, 80 oda, 210 yatak kapasitesiyle sarmaşık restoran, sarmaşık kafe, toplantı salonu, 3 adet termal havuz, 3 adet masaj odası, 7 adet aile banyosu, Türk hamamı, buhar odası, sauna, spor salonu, çocuk oyun alanı ile sizin için hazır. Birçok derde deva şifalı suyundan faydalanırken ailenizle ya da arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz Fatsa Termal Spa Otel sizleri bekliyor. Hemen rezervasyonunuzu yaptırın. 0452 443 5026 Ilıca Mahallesi Fatsa. Fatsa Beyaz İnşaat. Murat Kaçak Şirketler Grubu bünyesinde bölgenin en kapsamlı showroomu ile hizmetinizde. Kaliteli ve şık ürünleriyle konforlu yaşam alanları oluşturuyor. Ülkemizin seramik sektöründe dünyaya meydan okuyan markalarının bölge bayiliğini bünyesine katan firmamız, kaliteyi aracısı sunarak inşaat sektöründe önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Çok zengin ürün çeşitliliğinin yanı sıra uygun fiyat avantajları Fatsa Beyaz İnşaat'ta sizleri bekliyor. Fatsa Beyaz İnşaat, Murat Kaçak Şirketler Grubu. En güzel hayaller beyazla başlar. Poytel, mantolomada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytel ısı yalıtım sistemleri. Eyvah! Su! Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Akıllı ev teknolojisine sahip projeleriyle yaşam keyfinizi ikiye katlıyoruz. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanlarını Fatsa'nın çok özel lokasyonlarında sizler için inşa ediyoruz. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 02 34. İndirimler, fırsatlar, hiç bitmeyen kampanyalar, avantajlı ürünler.
yenilikçi çağdaş market sizi bekler kalafatla. Yıllar yılı geçse bile bu sevgi bitmez kalafatla. Allah bir de elbinde daha razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını aç geçsin diyorum. Burası iyi ki alanlardan almışız, çok memnunum. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Her gün değerine değer katan prestij Karşıyaka'ya komşu yeni projemiz Karşıyaka Modern siz değerli müşterilerimizle buluşturuyor. 9000 metrekare arsa üzerine 136 daire, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, açık kapalı otopark alanlarıyla aileniz için kusursuz yaşam alanı Karşıyaka Modern. 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerimizi görmek için siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Günhan Yapı, düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul. Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1+1 53 ve 56 metrekare, 2+1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led taban asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı, satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay sıfır faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Karadeniz'in yaylalarından evlerinize gelen lezzet. Korsaj. 98 yılından bugüne bölge çiftçisinin sütlerinin en doğal halini üretimleriyle sizlere sunuyor. Kaşar peyniri, eski kaşar ve tüm kaşar çeşitleri, lor peyniri, köy peyniri ve tereyağı ile sofralarınızda. Korsaj. Bu lezzete siz de sessiz kalamayacaksınız. Korsaj. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu, nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3+1 125, 135, 150 metrekare, 2+1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor.
Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri. Konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası, restoranı ile birlikte pide ve yemek çeşitleriyle Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisimiz misafirlerini bekliyor. Bilgi telefon 0452 333 77 67. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence, Ayşe için yaşam, Melis için huzur, Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramadanlar. Çünkü temelinde güven var. Nerede kalmıştık? Eğlencemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece eğlenecek miyiz? Eğleniyoruz. Tanıtıyoruz. Muhtarımızı çağıracağız şimdi. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Muhtarımızı aldıktan sonra bir sanatçımızı alalım. Ondan sonra bir de şöyle bizi izleyen halkın arasına karışalım. Olur çok mu? Güzel, çok tamam, güzel hay fikir. Hay. O zaman gelişiyle köyümüzün çehresini değiştiren sevgili muhtarımız Sinan Kutlu'yu sahneye davet ediyorum. Muhtarıma güçlü bir destek. Evet. Buyurun. Hatice Hanım, şöyle geçin siz de oraya. Muhtarımı ortaya alalım. Evet. Sevgili muhtarım. Değerli dostlar, muhtarım gerçekten başarılı. Gerçi Ohtamış STK'sı yani derneğiyle ve muhtar işbirliğiyle güzel şeyler yapıyor. Şimdi mikrofonu muhtarıma vereyim. Önce şöyle bir hem Ohtamış'ı bize küçük bir anlatsın, yaptıklarını anlatsın. Olur mu muhtarım? Sonra ben kendisine saç mevzunda takılacağım zaten. Bülent Bey ve Hatice Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu programı hazırlayan, düzenleyen Abdülaziz kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Ohtamış'ta şöyle köyümüz çok büyük. Güzel bir hizmetler olduğuna inanıyorum. Bu görevi bana verdiğiniz için Ohtamış halkına da çok çok teşekkür ediyorum. Güzel şeyler yapacağıma söz verdim. Ama şu var, birlik beraberlik içinde güzel şeyler yapmak için illaki köyümüzün, vatandaşımızın hizmet birliğine ihtiyacım var. Bana destek verdiğiniz sürece Ohtamış güzel yerlere geleceğine sizlere söz veriyorum. Elimden gelen gayreti ve hizmeti göstereceğime söz veriyorum. Yeter ki teşekkür ediyorum. Ohtamış halkı muhtarına sadece destek olsun. Ben gerisini bana ait. Ohtamış gerçekten çok büyük. 1300-1500 seçmenimiz var. 6000-7000 nüfusumuz var. Ohtamış çok büyük bir köy olduğu için hizmete yetişemiyoruz. Ama Ohtamış'a güzel şeyler yapmak için ben aday oldum ve Ohtamış halkı beni seçti. Yine de tekrar teşekkür ediyorum. Yüzlerini kara çıkarmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu konuda Ulubey Belediye Başkanımız İsa Türkcan da Ohtamış'a güzel hizmetler etmek için canla başla çalışıyor. Ordu Bakanımız, Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e de çok teşekkür ediyoruz. Ohtamış şelalemize, Ohtamış'a güzel hizmetleri yapıyor. Ama yeterli mi? Değil. Ama birlik beraberlik içinde Ohtamış'a güzel hizmetler almak için canla beraber çalışacağız. Ohtamış halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Elimizden gelen gayreti göstermeye sizlere söz veriyorum. Acele etmeyin, elimizden geleni yapacağız. Söz veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
sözlerinizin arkasında duracağınıza da biz inanıyoruz ve güveniyoruz. Hatice Hanım çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ben her zaman seçime girmeden önce de demiştim. Demiştim ki Ohtamış'ta birlik beraberlik olduğu sürece Ohtamış belirli bir yerlere geleceğine inanıyorum. Yeter ki birlik beraberliği sağlayalım. Sağladığımız sürece de hiçbir problemimiz olmayacağına inanıyorum. Yeter ki Ohtamış halkı bana destek versin. Ben gereken yerlerde açamayacağımız kapı olmaz, alamayacağımız hizmetler de olmaz. Tabii ki eksiklerimiz var. Bunları da biraz göz yumun, acele etmeyin. Gereken yapılacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bülent Bey'e teşekkür ediyorum. Hatice Hanım teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Sevgili muhtarım, biz de sizlerin birçok şeyin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bazen hizmet vatandaşımız şey olabilir, aceleci olabilir. Hizmet hususunda olacaktır. Bu vatandaşın isteği olacaktır muhakkak. Ama yavaş yavaş yapılacaktır bunlar. Biz gözlemliyoruz. Güzel şeyler oluyor. Gerçekten derneğiyle, muhtarlığıyla, Ohtamış halkı her şeyle el ele diyoruz. Sevgili başkanım, muhtarım, özür diliyorum. Başkanım dedim, sevgili muhtarım. Şimdi muhtarım saçları var. Benim yok, haliyle ufak bir şeyim var. Burada nüans noktası var. O yüzden azıcık kıskandım. O yüzden başkanım dedim. Başkanım, muhtarım, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şimdi Bülent Bey uzaklardan geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bülent Bey, Allah razı olsun, Ulu Bey için bulunmaz bir arkadaşımız. Ona da bir destek vermenizi, onu da takip etmenizi, yani birlik beraberliği sağlamamız çok önemli. Ulu Bey halkı için önemli. İlla Ohtamış değil. Ulu Bey'e ciddi bir desteği olduğunu biliyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ohtamış'a neden geldiniz? Edirne'de Assubay görevini yapıyor. Ohtamış için elinden geleni yapıyor. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ohtamış gecesi için sadece buraya kendi imkanlarına geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ulu Bey için gerçekten bir çabası var. Onun için ona destek de verelim. Onun yardımlarına veya futbol takımımıza da destek verirsek çok memnun oluruz. Ulu Bey için yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Kendilerine Allah razı olsun diyorum. Hoş geldin diyorum. Ben teşekkür ediyorum sevgili muhtarıma. Bu bir kültür faaliyeti, bir sosyal faaliyet. Elbette bu platformlarda her zaman olacağız. Biz de bir Ulu Beyli kardeşiniz olarak elimizden geldiğince olmaya çalışacağız. Bunun haricinde herhangi bir platformda asla yokuz. Bizi dünden bugüne Ulu Bey'de Hayat grubunda, Facebook sayfası dünden bugüne Ulu Bey'de Hayat grubunda Ulu Bey için çabalarımızı takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar, değerli muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şöyle yapalım Hatice Hanım. Biz neredeyiz şu anda? Ohtamış Şelalesi'ndeyiz ve Ohtamış bayrak tesislerinden yapıyoruz. Bu canlı yayını burada gerçekleştiriyoruz. Haliyle buranın da işletmecisi iki tane güzel insan var. Bir tanesi Muhammed Bayrak ve annesi Naciye Bayrak hanımefendi. İsmi yanlış söylemedim değil mi? Evet. İkisini iki dakika yanıma alacağım. Ondan sonra bir türkümüz olsun. Sevgili Muhammed Bayrak'la Naciye ablam. Hemen iki kelime, çok fazla tutmayacağım. Evet. Gel ablam, gel gel gel. Naciye abla. Yok, çıkacağım şey. Ben çıkartacağım dedim mi? Çıkartacağım. Gel ablam, gel. Naciye ablam, gel. Muhammed, gel kardeşim sen de. Gel böyle, evet. Naciye Hanım. Gel Naciye ablam. Şimdi burada yemekleri kim yapıyor abla? Yapıyorum. Burada yemekleri Naciye abla yapıyor. Şimdi Necmiye. Özür diliyorum Necmiye ablam. Necmiye abla, çok özür diledim. Biraz şey hafızamız var galiba. Şimdi bu testte yemekleri siz yapıyorsunuz. Evde yemekleri kim yapıyor? Burada yapıp götürüyorum. Abim yapmıyor mu? Hayrola abi yapmıyor mu? Ha. Hayrola abi testi devretti. Hayrola abi evde işlere, Hayrola abi bakıyor şimdi. Şimdi tabii böyle. Tabii ki hayvanlarım var. Onlara eşim bakıyor. Peki, şimdi şöyle diyelim. Burada en güzel biz pancar çorbasını yedik. Necmiye ablanın. Keşkeğini yedik. Pancar, evet, pardon. Keşkeğini de yedik. Başka ne yeriz? Naciye abla ne yapacak? Necmiye abla ne yapacak bize? Yani köftemiz var. Saç kavurmamız var. Evet. Yani balık olacak inşallah. Yani köy kahvaltısı, serpme yani. Var. İstediğiniz her şeyi yaparız. Galdidek turşumuz bile var. Allah'a çok şükür. Yöresel her türlü. Muhammed, gel kardeşim sen de. Şöyle annenin yanına gel. Evet. Değerli dostlar, genç girişimci kardeşimiz Muhammed de burada. Muhammed Yavaş. Muhammed Bayrak, özür diliyorum. Muhammed Yavaş. Ohtamış Şelalesi olarak burada en büyük eksiğimiz bir tane tesisimiz olmamasıydı.
Biz de bu eksikliği görerek buraya bir tesis yapma zorunlu hissettik kendimizde. Çünkü gerçekten şelalemiz çok güzel bir şelale ve gerçekten gelenler de çok fazla. Maalesef hizmet noktasında bir eksiğimiz vardı. Onu da giderdik çok şükür. Herkese Ohtamış şelalemizi bekleriz. Biz de sizlere bu güzel tesisi Ohtamış'a, Ulubey'e, hatta Ordu'ya kazandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben şunu da belirtmek istiyorum. Orada turizmin gelişmemesindeki en büyük eksiklik bence tesisleşmenin olmaması. Bazı insanlar oluyor ki hani bazı mesela yol sorunu olsa su sorunu olabilir ama tesisleşme olduktan sonra bazı şeylerin giderileceğini bilip ona göre risk alarak bence turizm sektörüne atılmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, alkış yok mu? Evet. Genç kardeşimize bir alkış alalım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz çok biz size. Çok teşekkür ediyoruz. Uğurluyoruz. Sevgili muhtarım. Yani bu televizyon aracılığıyla bir şey söylemek istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Bakanımızı Ohtamış Şelalesi'ne davet etmek için randevu istemiştim. Şu an randevuya davet edilmedim. Ama en kısa zamanda Ohtamış Şelalesi'ne Hilmi Bakanımı da davet edeceğim. Güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum. Tüm Ohtamış halkını da davet edeceğim. Teşekkür ediyorum. Hilmi Bakanımı da Ohtamış'a bir ağırlık vereceğine, güzel bir şelalemizin olduğunu, turizme de çok bakanımızın çok katkısı olduğu için Ohtamış Şelalesi'ni de görmesi için buraya davet edeceğim. Güzel bir etkinlik yapacağız. İnşallah daha güzel hizmetler almak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bülent Bey'e ve Hatice Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Tüm teşekkür ediyoruz. Evet. Biz teşekkür ettik. Sevgili biz partnerim. Teşekkür ediyoruz Sinan Bey'e. Şimdi ne yapalım? Biliyorum çok beklettik onu. Evet. Ulu Bey'in gırtlağı diyoruz. Sevgili Durmuş Yılmaz Er'i sahneye davet ediyoruz. Yılmaz Bey sizlerle. Thank you.
çektim gönüllerinden, usandım gurbet elinden, hiç kimse bilmez halimden. Çektim gönül elinden, usandım gurbet elinden, hiç kimse bilmez halimden. Uyan sumam derin uykumda. Sağ olun efendim, sağ olun. Efendim şimdi sizlere Ulu Bey'im için yaptığım sözlerini kendi yazdım. Bir bestem okumak istiyorum. Ayşem diyorum efendim. Ayşem'i seçtim, güzeller içinde anam Ayşem'i seçtim. Kız seni görünce ben benden geçtim. Kız seni görünce kendimden geçtim. Haydi Ayşem, haydi haydi çıkalım yola. Sayacağım başında da verelim mola. Haydi Ayşem, haydi haydi muradın ola. O beyaz kollarını da boynuma dolma. Haydi hep beraber lütfen şu ellerimi görelim. Bir bayra gelelim lütfen. Şelalesi serindir serin, Küfkaya'nın kanyonu da derindir derin. Gel dalalım güzel Ayşem, olalım serin. Gel dalalım güzel Ayşem, olalım serin. Başkasına gitme gülüm, bana ol gelin. Başkasına gitme gülüm, bana ol gelin. Haydi Ayşem, haydi haydi çıkalım yola. Refaiye başında da verelim mola. Haydi Ayşem, haydi haydi muradın ola. Elleri bu kadar mı? Beyaz kolları boynuma dola. Haydi Ayşem, haydi haydi çıkalım yola. Otamışa varınca da verelim mola. Haydi Ayşem, haydi haydi çıkalım yola. Yol başına varınca da verelim mola. Haydi Ayşem, haydi haydi muradın ola. O beyaz kollarını da boynuma dola. Sağ olun, var olun efendim. Bestem nasıl olmuş dostlar? Ya bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Kumandayı ele almıyoruz. Çok özür dilerim. Durmuş hocam. Hoş geldiniz. Ben Durmuş hocamı, yine isim veremeyeceğiz yasak olduğu için, kendi programımızda tanıdım. Ulu Bey'den kalktı. Bir Ulu Bey gecesi yapmıştık programda. Bülent Aksoy abimle beraber. Ve Ulu Bey'in bu muhteşem sesini, koca yürekli insanı bizle tanıştırdığı için Bülent abime ve dünden bugüne Ulu Bey'de hayat sayfasını kuran bütün kurucularına, yöneticilerine, üyelerine, hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri böyle güzel insanlarla tanıştırdığı için. Çok teşekkür ediyorum Faruk Bey, sağ ol. Bir daha, şimdi bu atmosferi yakalayamayabiliriz. Tam coşmuşken bir hareketli daha yapalım. Uzun hava mı? Bir kuple uzun hava, arkasını hareketli bağlıyoruz.
Bir fon alalım hocam. Bir dem alalım. Her yer karanlık. Bakın karanlık oldu ya. Her yer evet, karanlık. Evet, Makber'i okuyalım efendim. Makber diyelim. Bir Makber diyelim. Evet. Her yer karanlık, pirin o gelsin. Evet. Makber minyara. Hep beraber. Yana yana kül oldum. Bir esmere vuruldum. Ah yana yana kül oldum. Bir esmere şakıdım bülbül oldum, ah şakıdım bülbül oldum. Kuş dili bilmezdim, yar 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 yar. Şakıdım bülbül oldum, ah şakıdım bülbül oldum. Gençler harikasınız, evet. Kopuyoruz, koşuyoruz. Nasıl gönül vereyim, ah nasıl gönül vereyim. Senin gibi komutana yâre, 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 yâre. Nasıl gönül vereyim, ah nasıl gönül vereyim. Saydı da gönüle dolmasaydı, sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı da güzelim olmasaydı, dünya neye yarardı da güzelim olmasaydı. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Derdini arar, oyar zülfünü tarar da gönül derdini arar. Bu dünyada sevmeyenler ahirette de yarar.
Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Çok sansanma ki var yarim, cahilim aklım gider. Ağır kalın şeker, asir etkin şeker. Çok sansanma ki var yarim, cahilim, cahilim aklım gider. Çok sallanmak ister yarim, cahilim aklım gider. Ağlı kallı şeker, asil ettik şeker. Çok sallanma güzel yarim, cahilim aklım gider. Kar yağar beyazlanır, geceler ayazlanır. Ben yarimi almazsam bu gönlüm meraklanır. Kar yağar beyazlanır, geceler ayazlanır. Ben sizleri görmezsem bu gönlüm meraklanır. Aman aman ey canım yaman ey, sevgini getiren arpa buğday zaman ey. Aman 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 ey canım yaman ey, sevgini getiren arpa buğday zaman ey. Aman arpayım neler gelir, haydi de morbayım. Neler gelir aman dallarına, neler gelir haydi de dallarına, neler gelir aman hakikatli yar ise, haydi hakikatli yar ise aman köyüm. Nesine aman ben yandım, nesine nesine de aslan yarim. Nesine aman ben yandım, işlesine. Maçka yollar taştı, geliyor sarı saçlı. Maçka yollar taştı, geliyor sarı saçlı. Ne oldu sana yavrum, doyma gözlerin yaşlı. Ne oldu sana yavrum, doyma gözlerin yaşlı. Yukarı
yukarı gel yukarı, ırmağın gözündeyim. Yukarı gel yukarı, ırmağın gözündeyim. Eller ne derse desin, ben yine sözündeyim. Eller ne derse desin, ben yine sözündeyim. Evet, şimdi sevgili basketbolcularımızı alalım. Gitmeyin siz, gitmeyin, gelin. Alper hocam. Evet, şöyle. Şimdi şöyle. Faruk Günaydın'a, Pınar Erdem'e çok teşekkür ediyoruz. Durmuş Yılmazer'e de müthiş bir hareketlenme oldu. Tam gaz devam, hiç sıkıntı yok. Fakat Durmuş abi buyur. Evet değerli Otamış Mahallesi'nin güzel insanları. Tıklım tıklım doldurdunuz bu güzel meskenimizi. Bir alkışlayalım efendim. Güzel insanları bir alkışlayalım efendim. Bir sağ olun, var olun efendim. Edirne'den beni komutanım, Bülent komutanım aradı. Durmuş abi dedi. Otamış mahallemizin dedi basketbol takımının gecesi var dedi. Ne demek dedim, ne demek? Koşarak gideriz dedim. Ben dedi Edirne'den koşarak geleceğim, sen Ulubey'den dedi. Beni vallahi yarıştı komutanım, sağ ol. Beni yarıştı, ben geçti beni. Evet, ben basketbol yüzyıllarımıza ben saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Aynı zamanda Abdülaziz başkanımız da beni aradı. Ne demek koşarak gelirim dedim sayın başkanım dedim. Tabii muhtarımız da sağ olsunlar. Uzaktan yakından bu güzel atmosferi paylaşan, bizlerle paylaşan siz değerli güzel insanlara saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bir alkış durmuş Yılmazer'e. Ben özür dilerim efendim. Ayrıca Mavi Karadeniz'de canlı yayında programı yapan ordunun ışıkları efendim, programı yapan Faruk Erdem kardeşimiz, yabancı değil efendim. Günaydın efendim Faruk. Faruk günaydın. Pınar Erdem, Meletli, benim gibi Meletli efendim, sağ olsun varasın. Faruk günaydın kardeşimle Pınar Hanım'a teşekkür ediyorum. Pınar Erdem hanımefendiye. Onlar da uzaktan geldiler, ta İstanbul'dan geldiler efendim. Onlara saygıyla sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar, sağ olun, var olun efendim. Biz teşekkür edelim Durmuş abiye. Şöyle yapalım, arada isimler geçiyor, yapacak bir şey yok, bu oluyor yani. Bu. Şimdi şöyle yapalım, şöyle basketbol ekibimizi sevgili Alper şöyle alalım seni, evet, kardeşim. Evet, gecemizin kahramanları. Evet, bu gece onlar için. Evet. Şimdi sen arkadaşlarını sen anons et, olur mu? Arkadaşlarını sen anons et, daha güzel olur. Tamam. Öncelikle basketbol takımını da buraya alalım. Sayın koçumuz Arif Gürsoy'u da alalım buraya yanımıza. Arif hocam buyurun. Arkadaşlar siz de gelin. Bütün evet basketbolcu arkadaşlar alalım şöyle. Köyümüzün gururları diyoruz değil mi? Bize bugün gururu, bu onuru yaşatan kahramanlarımız. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle burada olmak çok keyifli. Çok sağ olun. Biz de sizlerle olmaktan çok gururluyuz. Şimdi sözü size veriyorum. Ben Alper Felek, basketbol şube sorumlusuyum. Biz bu aldığımız kupaları kısa zamanda büyük başarılar kaydettik. Bu aldığımız kupaları bize yakın zamanda böyle sahiplenen, kendine sıcak davranan, bize sıcak davranan Ohtamış halkına armağan ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten gurur diyorum bununla. Şimdi evet... Ağabeyimiz bir emektar. Önce ona bir şöyle bir alkış. Kendisi A seviyede antrenör. Ohtamış halkına çok teşekkür ediyoruz. Ordu'da yıllar ordu ilk de bir burada Ordu'da bir ilki de başlattı Ohtamış. Ordu'da yıllardır basketbol ligi yapılmıyordu büyük erkeklerde. Ohtamış Spor çıkarak aynı zamanda Ünye'de iki takımı da faaliyete geçirmek suretiyle dört takımla Ordu'da ilk defa basketbol ligini yaptık ve il birincisi olduk. İnşallah tüm arkadaşlar inandık. Deplasmanlı ligi de geçerek ikinci lige çıkmayı hedefliyoruz. Sizleri de daima arkamızda olduğunuzu hissederek en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlarımız kendilerini tanıtsınlar, kendilerinden tanıtsınlar. Evet, çok daha güzel olur. Kendilerini teker teker tanıtsın arkadaşlarımız, devlerimiz diyorum ben onlara. Gururumuz. Evet, başlayın. Herkese merhabalar. Adım Gökberk, soyadım Yıldız. Balıkesirliyim, Balıkesir'den geldim buraya. Giresun Üniversitesi'nde okuyorum. Beden eğitim öğretmenliği okuyorum. Çok güzel.
İlk başta size teşekkür ediyorum. Ohtamış ailesine, Ohtamış mahallesine teşekkür ediyorum. Sizin desteklerinizle bölgesel ligi kazanıp kupayı buraya getirerek birlikte kutlamak istiyoruz. Kutlayacağız yani. İnşallah desteğinizle daha güzel, daha iyi yerlere geleceğiz. Evet, biz de sizlerden çok umutluyuz. Evet, iyi akşamlar. Adım Ali Rıza Yamak. Orduluyum. Erzurum'da Türk Üniversitesi'nde okuyorum. Antrenörlük okuyorum. İnşallah bölgesel lige geçip ikinci lige katılmak istiyoruz. Sizlerin de burada desteklerini bekliyoruz. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Adım Mehmet Eren Oksal. İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan transfer oldum bu takıma. Giresun Üniversitesi'nde eğitim hayatıma devam ediyorum. Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Öncelikle buradan beni bu seviyelere getiren hem antrenörlerime hem özellikle aileme, anneme buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ordu'da bir oluşum oldu. Bu oluşumda bizi öncülük eden Alper abimize, Alper koçumuza çok teşekkür ederiz. Daha sonrasında da siz değerli taraftarlarımızı yanımızda olduğunuz için, maçlarınızda bizi eksik bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Yanımızda olduğunuzu da hissediyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Sizden iyi akşamlar. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Ben Onur Berkay Tepe. Orduluyum. Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. Bu takımı kurulmasında faydası olan herkese çok teşekkür ederim. Üstümde emeğim olan herkese de çok teşekkür ederim. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Herkese merhaba. Ben Alperen Tarhan. Öncelikle ekran başındaki seyircilerimize buradan saygılarımı sunuyorum. Ben de aslen Orduluyum. Baba tarafı Samsunlu ama Ordu'da yaşıyoruz. Burada Ordu'da basketbol takımı olmadı ve bunu sağlayan öncelikle Alper abime çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra Sayın Başkanıma, Muhtarıma ve Ulubey halkını da buradan selamlıyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Çok açız. Bize yardımcı olun. Merhabalar, iyi akşamlar. İsmim Gündüzhan, soyadım Karaköse. Ben de Orduluyum. Bir firmada çalışıyorum. İhracat departmanında, Ordu'da. Uzun yıllardan beri hasret çekiyorduk basketbol kulübü olması için Ordu'da ve Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum böyle bir imkan sağladığı için ve ayrıca Alper Felek'e ve Alper Felek benim uzun yıllardan beri dostum, abimdir. Kendisi kardeşleriyle beraber Ordu'da öğretmen olarak, kardeşleri de beden eğitimi öğretmeni olarak Ordu'da ordulu çocukların yetişmesinde yardımcı oluyor. Ve ben ilk önce böyle güzel çocuklar yetiştirdiği için annesi ve babası, onlar da Ulubeyliler, Neriman Felek ve Muzaffer Felek'e de teşekkür ediyorum. Böyle insanlar Ordu'ya yetiştirdiği için teşekkürler. Takımımızın yarısı öğretimde verildiği için üniversite öğrencileri, dışarıda 7 arkadaşımız burada bulunamıyor. Ancak bu arkadaşlarımızla beraber çıktık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, hani büyük önder diyor ya Mustafa Kemal Atatürk, ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diye. İşte onlar bu çocuklar. Evet. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok nice büyük, güzel başarılarınız olsun. Biz yanınızdayız. Biz teşekkür ederiz. Ordu halkı, Ulubey halkı da eminim bunları gördükten sonra hep beraber destek olacaklardır. Desteklerini bizlerden esirgemeyeceklerdir diyorum. Böyle pırıl pırıl gençleri daha iyi liglerde görmek istiyoruz. Ve halkım adına diyorum, umarım onlardan çok büyük destek bekliyoruz. Arkasındayız gençlerimizin diyoruz. Ohtamış basketbol takımına helal olsun. Evet, şöyle kupalarınızı bir kaldırın, bir görelim bakalım. Kupayı bir kaldırın. Evet, gördüğünüz bu kupalar bu çocukların alın teri ve Ohtamış halkının emekleriyle burada. Bizim maça çıkarken bir ritüelimiz var. Size şimdi onu göstereceğiz. Hay hay. Ohtamış! Harika. 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 Tebrik ediyoruz gençlerimizi. Şimdi, gerçekten gururumuz gerçekten, hepsi. Gerçekten evet. Pırıl pırıl gençler hepsi. Kesinlikle. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin diyoruz. Amin. Biz inşallah. Biz de onlar için buradayız. Şöyle yapalım Hatice Hanım. Şimdi evet, müziğe devam edeceğiz yine. Halkımızın arasına karışıp evet, halkımızın arasına karışalım. Reklama ne kadarımız var? Alper Hocam.
konuştuk, basın sözcüğümüzü aldık. Hocam alabiliriz tekrar. Söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Reklama 10 dakikamız var. Bu 10 dakikada şöyle yapabiliriz. Aslında müziğe devam edeceğiz. Vaktimiz var. Bir VTR'e mi girelim yoksa reklam yönetmenim size bırakıyorum. Şöyle yapalım o zaman. Biz bir mikrofon tutalım sevgili Ohtamışlara. Dışarıdan gelenler var burada. Onların bir mikrofon tutalım. Ondan sonra müziğe devam edelim. Burada şöyle gördüm. Almanya'dan bir ağabeyimiz var. Başka gurbetçimiz var mı bilmiyorum. Önce mikrofonu ona tutacağım. Çünkü hani ta gurbet elden çıkmış gelmiş ve bu geceye de gelmiş. Oradan ara ara sizlerin arasına karışacağız. Bu arada cep telefonuma bakıyorum. Ara sıra ciddi bir mesaj var. Bizi de davet etseydiniz, biz de gönüllü katıldık diye. Sevgili Özgün Kirpiççi, Şıhlar'dan, aynı zamanda sanatçılarımızın büyük elektronik sistemlerini yapıyor, kuruyor. Kendisine buradan selam ediyorum. Şöyle gidelim. Tabii buyurun. Halkımızın arasına. Evet, bizi kamera alıyor galiba. Şöyle yapalım. Sevgili gurbetçilerimizin Can Şengül abim, Almanya Bad Salgau. Almanya Bad Salgau'nun şöyle bir özelliği var değerli dostlar. Avrupa'da tek Ulubey Derneği'nin olduğu yer. Değerli abim kalkmış Almanya Bad Salgau'dan Ohtamış Şelalesi'nin yanındaki bu bayrak tesislerine gelmiş ve bu gece bizlerle beraber. Sevgili Can abi merhaba. Merhaba Bülent, teşekkür ederim. Ben Avrupalı Ordulu Beyler Derneği'nin kurucularındanım. Orada spor kulübünün başkanlığını da yaptım. Türkiye'm spor diyen bir kulübümüz var. Tabii Alper Bey'le ilk defa öğrendim burada bir basketbol takımı olduğunu. Annem onun şeyiydi, hassasıydı. Ve Alper Çıraklı Hocam'ın. Evet. Biz şimdi elimizden, siz de biliyorsunuz bazı projelerde desteklerimiz oldu. Ohtamış basketbol takımına desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Ben Akolukluyum. Yan köyden. Yani size yakınım. Ohtamış'ı sayılırım. Kızım Ohtamış'tan evli. Yani desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Yani oğlum da konuştum bugün. O da belki bir projesi var. Türkiye'de bir firma kurmayı düşünüyor. Belki sponsor olabilir yani şeyinize. Firma başarılı olursa. Buradan tüm gurbetçilerimize selamlar, sevgiler. Bak gerçek söylüyorum. Ne zaman başımız sıkışsa gurbetçilerimiz yanımızda. Özellikle yurt dışında yaşayan Avusturya Salzburg, oradaki Ulubeylilere, Bregenz'deki Ulubeylilere, Bad Salgau, Porzheim. Sevgili İlker Başkan. İlker Başkan Ohtamış'ın evladı, orada dernek başkanı. İlker Bayrağı da selam olsun buradan. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin bizde olduğuna eminiz. En basit örneği sevgili Can Şengül abim burada. Şöyle yapayım. Şuradan eşim burada. Ona mikrofon tutarsam şimdi torpil geçmiş olurum. O yüzden geçmeyeceğim. Şöyle yapalım. Bizi çekiyorsunuz değil mi? Şöyle. Ablam sizi tanıyalım. Şu küçük genci tanıyalım olur mu? Düşünüyorum ben. Evet, Yavuz Selim ne yaptı? Hafiften gitti geldi, utandı. Sevgili Altın Çalış ablam burada, kendisi Ohtamış gelini. Altın abla, mikrofonu sana veriyorum. Ben Altın Çalış Mesudiyeliyim ama Ohtamış geliniyim artık 30 yıldır. Basketbol takımımıza başarılar diliyorum. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Ohtamışlıların, Ulubeylilerin, Ordu'nun herkesin desteğini bekliyoruz. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Partnerimi kaybettim. Partnerimi arıyorum. Evet, burada. Buradayım. Siz de şuradan girebilirsiniz. Evet, beyefendiyi kestirdim gözüme. Barış Özen ben, Ohtamış Uza Sokak'tan. Sevgili Barış, bir dakika şimdi. Partnerim öyle bir yere geldi ki. Barış Özen kim? Ohtamış'ın bir diğer önemli destinasyonu diyeyim ben. Hani yapan güzel bir kardeşimiz. Bunu vurgulamam lazım. Hadros Dağ Evi'nin de kurucusu. Lütfen hem oradan bahset bize, hem Ohtamış'tan, hem kulübümüzden bahset. Evet, Ohtamış Hadros Dağ Evi'nin sahibiyim.
Köyümüz adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Turizmde de öne çıkmaya çalışıyoruz. Köyümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Ohtamış sevdalısı olarak. Basketbol takımımıza da halkımızın desteğini bekliyoruz. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz sevgili Barış. Şu yanınızdaki gözlüklü hanımefendiye verir misiniz? Ayağa kalkar mısınız hanımefendi? Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Bir dakikanızı aldım. Aynen. Öncelikle hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Beyza Aksoy. Evet. Balıkesir Üniversitesi'nde okuyorum. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Ben Ohtamış'a değilim ama Karakocalıyım aslında. Babam sayesinde, babam Berat Aksoy sayesinde. Ama reklam oldu şimdi bak. Reklam değil. Peki hadi bak. Böyle tanıtayım. Çok güzel bir gece. Yani beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Çok beğendim. Her şey çok güzel. Çok beğendin mi? Çok beğendim. Tamam evet. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Şimdi şöyle yapalım. Ahmet abi var orada sevgili partnerim. Ahmet abi şimdi almayalım. Sizi özellikle alacağım. Çünkü bir konu konuşacağız Ahmet abiyle. Öyle mi? Evet. Tam arkada. Evet, genç bir delikanlı onu, görüyorum. Evet. Genç bir delikanlı. Ona evet. Soralım. Biliyorum basketbolcu. Kendisi aynı zamanda basketbolcu. Ta Samsun'dan geldi buraya. Aa, ne güzel. Kendisini tanıtsın. Evet sevgili Efe. Adım Efe. Soyadım Donk. Çarşamba'nın basketbol evet. altyapısında oynuyorum. Evet. Annem sayesinde buraya geldim. Harika. Hafiften sanki sunucular bu akşam çocuklarına bir gıyak geçti. Evet. Öyle. Basketbol takımına da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Efe Han'a çok teşekkür ediyoruz. Kime verelim? Kim arkada hocam ister, var. Konuşmak isteyen hocam. Sevgili verelim. Hocama verelim. Hocam. İsmim Osman Akbaş. Böyle bir gece olduğunu Adem Çalış Bey'den öğrendik. O da bizi davet etti. Biz de eşim, çocuğumla beraber, kızımla beraber katıldık. Ben çok mutlu oldum. Çok da eğlendik. Güzel oldu. Bu gençlere başarılar diliyorum. Aynı zamanda eğitimciyim. Çocukların böyle gençlerin bu şekilde işlerle uğraşması ciddi anlamda beni duygulandırdı. Onlara bir sefer daha burada çok teşekkür ediyorum. Helal olsun size. Yani gençlerimizi spor sayesinde aslında birçok kötü alışkanlıktan bu şekilde kurtarabiliyoruz. Bu bir başlangıçtır herhalde, öyle tahmin ediyorum. İnşallah daha güzel yerlere geleceklerdir. Katılmaktan mutlu oldum. Teşekkür ediyorum Bülent Bey'e de bu arada. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ettik sevgili hocam. Değerli partnerim. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama canlı yayın biliyorsunuz. Kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Tadını ve şekillerini çocuklar seviyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, anneler seviyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için tüm çocuklara bol bol D vitamini içeren Misto. Çok seviliyor. Misto, şekil şekil peynir. Misto'dan çocukların zeka gelişimine de tam destek. Misto Game, indirin, maceraya başlayın. Bu kapak açılırsa, dünyaca ünlü Halis Mulis Karadeniz fındığı ve kakao ile hazırlanmış efsane nuga lezzetine açılır. Benzersiz lezzetimiz kendimize has fındığımızdan ve seçtiğimiz yağların kalitesinden gelir. Nuga, dünyanın en büyük fındık üretici birliği Fisko birlikte. Fatsa Termas Spa Otel sizlere şifa olmaya devam ediyor. Oldukça zengin bir mineral yapısına sahip olan suyumuz, florür, kalsiyum, potasyum, sülfat ve klorür minerallerince zengin kaplıcamız, ülkemizde eşine az rastlanan içilebilir bir termomineral sudur. Kaplıca suyumuz 48 derece doğal kaynak çıkışı ile hipertermal mineralli sular sınıfına girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı tıbbi değerlendirme raporunda kaplıca suyumuzun romatizmal hastalıklara, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, kronik kabızlık, diyabet, kronik bel, boyun ve kas ağrıları, sporcu yaralanmaları, yumuşak doku, eklem zedelenmeleri,
fibromiyalji, kireçlenme, bazı kadın hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği belirtilmiştir. Fatsa Termal Spa Otel. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence, Ayşe için yaşam, Melis için huzur, Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramazanlar. Çünkü temelinde güven var. Poyten, mantolomada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poyterm ısı yalıtım sistemleri. İndirimler, fırsatlar, hiç bitmeyen kampanyalar, avantajlı ürünlerle hizmet sunar kalafatlar. Çeyrek asır tüm orduya gönül verdi kalafatlar, güler yüzlü personelle emrinizde kalafatlar. Yenilikçi çağdaş market sizi bekler kalafatlar. Yıllar yılı geçse bile bu sevgi bitmez kalafatlar. Eyvah, su. Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Akıllı ev teknolojisine sahip projeleriyle yaşam keyfinizi ikiye katlıyoruz. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanlarını Fatsa'nın çok özel lokasyonlarında sizler için inşa ediyoruz. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 02 34. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu, nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3 artı 1 125, 135, 150 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri. Konsepti ile Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası, restoranı ile birlikte pide ve yemek çeşitleriyle Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisimiz misafirlerini bekliyor. Bilgi telefon 0452 333 77 67.
mahallede yaşamak isterdiniz? Güzelyalı'da mı, Karşıyaka'da mı? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzelyalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve ordunun eşsiz buluşmasını yaşamak isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka konutları. Ve Prestij Karşıyaka'ya komşu yeni projemiz Karşıyaka Modern. Yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası. Açık kapalı otopark alanları ile Karşıyaka Modern. 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerimizi görmek için acele edin. Size özel ödeme kolaylıklarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Allah bir de elbinde daha razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını aç geçsin diyorum. Burası iyi ki alanlardan almışız, çok memnunum. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. 444 52 13 ara Türkiye'nin her yerinden İnsaat Çay Sigorta. 444 52 13 ara Türkiye'nin her yerinden İnsaat Çay Sigorta. insaatçaysigorta.com. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul. Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1+1 53 ve 56 metrekare, 2+1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led taban asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı. Satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Ailenin en sevileni D-Smart Aile Spor Paketi. Tüm aile severek izleyeceğiniz yaşam kanallarından tutun, dünya liglerinden en heyecanlı spor karşılaşmalarına kadar yüzlerce içerik, bitmeyen eğlence D-Smart Aile Spor Paketi ile evinizde. Üstelik 8 megabite kadar varan hızıyla limitsiz internet ve D-Smart Go hediyesiyle D-Smart Aile Spor Paketi 27 ay kullanım sözüne ilk 3 ay 111.90 yerine 91.90'a. Fatsa Beyaz İnşaat. Murat Kaçak Şirketler Grubu bünyesinde bölgenin en kapsamlı showroomu ile hizmetinizde. Kaliteli ve şık ürünleriyle konforlu yaşam alanları oluşturuyor. Ülkemizin seramik sektöründe dünyaya meydan okuyan markalarının bölge bayiliğini bünyesine katan firmamız, kaliteyi aracısı sunarak inşaat sektöründe önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Çok zengin ürün çeşitliliğinin yanı sıra uygun fiyat avantajları Fatsa Beyaz İnşaat'ta sizleri bekliyor. Fatsa Beyaz İnşaat, Murat Kaçak Şirketler Grubu. En güzel hayaller beyazla başlar. Ordu'da hangi mahallede yaşayacağınıza siz karar verin. İnce detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesini şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Bucak Mahallesi'nde Şanlıtürk 8 projemizle, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları, Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları, Şahincili Mahallesi'nde Emirkent 2 ve Sultan Alparslan Sitesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Penta Apartmanı ile Ordu'nun her mahallesinde sizlere güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyiyi isteyenlerin tercihi.
Evet. Eğlencemiz tüm hızıyla devam ediyor. Gecemiz tüm hızıyla devam ediyor. Desteklerinizle şu anda aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Değerli dostlar, son çeyrekteyiz. Sevgili Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan Başkanım aramıza katıldı. AK Parti Ulubey İlçe Başkanı Süleyman Özdemir abim aramızda. Sevgili Aile ve Sosyal Politikalar Ordu İl Müdürü Ender Yanık abim aramızda. Ulubey Belediye Spor Başkanı sevgili Soner Poyraz abim yanımızda. Sevgili başkanım bir söz vereceğiz. Başkanı yanımıza alalım. Başkanım buyurun. Hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz diyorum. Şöyle bu mikrofonu verelim. Evet. Kıymetli misafirler, değerli konuklar. Tabii Ortamış Mahallesi buralara sığmıyor artık herhalde. Çünkü tıklım tıklım dolu ve ordumuzu onurla, gururla Ulubey'imizi temsil eden Ortamış Spor Kulübümüzü tebrik ediyoruz başta. Başarılarının devamını diliyoruz. Biz her alanda destek vermeye devam edeceğiz. Bu kardeşlerimiz, bu evlatlarımız, bizim çocuklarımız Ulubey'in, Ortamış'ın ismini Ordu'nun 19 ilçesine yayıyor. Ama bundan sonra inşallah hedef Karadeniz'e yaymak, bu coğrafyaya yaymak. Başta emeği geçen yönetim kurulu başta olmak üzere sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Tabii bizim üstümüze ne düşüyorsa da bu kardeşlerimizin her zaman her daim dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi de yarın yanında olmaya devam edeceğiz. Sporun dili, dini, ırkı yok. Akkuş'u da, Gölköy'ünü de, Mesudiye'sini de, Ulubey'ini de veyahut da bir başka ilin ilçelerinin takımını da bir arada aynı havayı teneffüs edebiliyoruz. Tabii Ortamış mahallemizin spor kulübü ilk yılında bu başarıyı yakalaması, ekip ruhuyla hareket etmesi, başta Abdülaziz kardeşim ve yönetimi ve aynı zamanda mahalle halkının, ben bir maçına girebildim. Baktım 7'den 70'e herkes salonda hınca hınç doldurmuş. Belki profesyonel oynayan birlikte dahi bu kadar seyircisi olmazken Ortamış mahallemizin baktığımızda kapalı spor salonlarına sığmaz bir coşku ve kalabalıkla takımını destekleyerek, tezahürat yaparak ve aynı zamanda malzemecisinden yönetimine varıncaya kadar tam bir aile havasında takımını idare etmesi, deplasmanlı amatör lige çıkması bir üst ligine, inşallah bundan sonra hedef de profesyonel olur. Başta İşte sporun dili yok dedik ya, ta arkada Alper hocam var. Ben diyor hocam, ben diyor başkanım bu takıma sahip çıkıyorum, sen neredesin diyor. Biz de bu saatte gelebildik. Tabii bugün program yoğundu. Akşam düğünler vardı. Ortamış mahallesi davet eder de biz gecenin kaç olursa olsun ekibimizle beraber, ilçe başkanımız, kulüp başkanımız, yöneticiler hep burada bu akşam Ortamış spora, Ortamış mahallemize destek vermeye geldik ve vermeye de devam edeceğiz. Tabii bu akşam aramızda çok değerli dostum, abimiz, Bülent abim, hanım kardeşimiz. Programa renk katıyorsunuz, onlarla beraber renkleşiyor. Biz artık üstümüze ne düşüyorsa Abdülaziz Başkan keser cezamızı, biz ödemeye hazırız diyoruz ve başkanım, şimdi muhtarım bir saattir sizden bahsediyor. İsa Türkcan Başkanım, İsa, ciddi söylüyorum bunu, mübalağası söylüyorum. Sadece böyle bir azıcık yollarımızın bazı kesimlerinde ufak böyle sıkıntılar var. Onlara da siz zaten söz veriyorsunuz. Şöyle, biz seçim beyannamemizde dedik ki 9 kilometre yol yapacağız. 7'sini sıra geçede, ikisini de karşı kolda. Karşı kolu dökmeyelim dedik.
Tabii arada bir çelişki çıktı. Orada su ihale boru hattı yapılması gerekiyor dedik. Evet. Orayı bu yaz kazıyacağız. O 2 kilometreyi de dökeceğiz tekrar. Ortamış mahallemize. 7 kilometre sıra geçerek döktük. Orada herhangi bir sıkıntımız yok. Burada da iyileştirme çalışmasını Büyükşehir'le görüştük. Baharın ilk cıvıl cıvıl olduğu dönemde bu yolun bakım ve onarımını yapacağız. İnşallah. 2 kilometrede bir de karşı kolda dedik ki şunu, hem muhtarımızla hem belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla şunu söyledik. Ortamış mahallemizde yukarıdaki caminin yanına kadar rızayı muvaffakatı toplarsanız biz burayı 2022 genişletme programına alırız dedik. 2021'in sonuna geldi. Herhalde rızayı muvaffakatları toplayamadılar. Bize gelen evrak yok. Bak, yatırım programları mutlaka 11-12. ayda yapılır. 1-2-3-4 uygulanır. Siz toplayın, biz ona bir şey yaparız. Çare buluruz diyor başkan. Onun dışında 1,5 kilometre beton yol söz vermiştik. Yaklaşık 700 metresini yaptık. İnşallah bu yaz döneminde de bir 500 metre daha hesaplıyoruz. Ama burada basının önünde de şunu söylemek istiyorum. Ortamış mahallemizin 2019 seçimlerinde nüfusu 2000'di. 2021'in sonu 31 Aralık'ta TÜİK'ten aldığımda Ortamış mahallemizin nüfusu 850. 1150 nüfus geri gitmiş. Bakın kıymetli komşularım, kıymetli Ortamış mahallesi sakinleri, sitemim değil. Bu şöyle, İller Bankası'ndan gelen para nüfusa göre geliyor. Ulubey'in 80 bin nüfusuna hizmet etmekle boynumuz borçlu. Ama 80 bin nüfusa hizmet ederken 18 bin nüfusa göre para alıyoruz. 1/4'e göre. Bir ucu Ören Başçardak Hoca, bir ucu Aydınlar Eymür. Baktığımızda 7 tane ilçeye sınır, bir ilçeden bahsediyoruz. Altınordu, Kabadüz, Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe, Fatsa, Perşembe. 7 tane ilçeye sınırız. Coğrafyamız büyük. Tarım arazisi olarak da Ulubey 3. ilçe. Resmi kayıtlara göre 22 bin ton fındık üretiyoruz. Gayri resmi de 8 bin ton fındık. Bundan kastımız şu. Gayri resmi nasıl? Orman vasfını yitirmiş 2 beylik arazilerde tapusu kesilmemiş 8 bin ton fındık üretiyoruz. 30 bin ton fındık. Bu hemşehrilerimizin yaklaşık Altınordu'da yaşayan 50 binin üstünde Ulubeyli var. Ulubey'in 2,5 katından fazla nüfusu var Altınordu'da. Cumartesi, pazar bunlar mutlaka köylerine geliyor. Ortamış'a geliyor. Kızılen'e geliyor. Çubuklu'ya geliyor. Ören'e geliyor. Velhasıl kelam 41 mahallemize geliyor. Tarım arazisiyle uğraşıyor. Kar yağarsa kimse köye zaten hafta sonu gelmiyor. Ama hava açtığı takdirde bağını, bahçesini, evinin yanını mutlaka kontrol ediyor. Ve biz de bu hemşehrilerimize hizmet vereceğiz, vermeye de devam edeceğiz. Ama özellikle istirham ediyorum, basının önünde söylüyorum, herkes nüfusunu bulunmuş oldukları mahalleye alsın, en azından 10 binini, en azından 15 binini. Biz burada 7 kilometre asfalttan bahsederken, 1 kilometre beton yoldan bahsederken, 10 kilometre asfalttan bahsedelim, 3 kilometre beton yoldan bahsedelim. Bunları yapmak sizin elinizde, bize de yaptırmak sizin elinizde boynumuzun borcu. Ulubey Belediyesi'ne gelen aylık para 600 bin TL para. Bunun 350-400 bin liradan fazlasını personele veriyoruz. 150 binine yakınını mazot veriyoruz. 50 bin ya da 100 bin lira parayla hem dairenin borçlarını hem de mahallelerimize hizmet veriyoruz. Geçen yıl yaptığımız program muhtarım burada. Biz dedik ki her ne pahasına olursa olsun vermiş olduğumuz sözü yerine getireceğiz. Ama
özellikle muhtar arkadaşlarımdan ve mahalle komşularımın tamamından ikametgahlarını 2021'in sonunda bulunmuş oldukları mahalleye alsın dedik. Ve inanın şu anda bakın Ulubey'in nüfusunu söylüyorum. 17.861. 80 bin insana, 80 bin kardeşimize, ablamıza, annemize, bacımıza, kardeşimize hizmet ediyoruz. 17 bin nüfusa göre de para alıyoruz. Buyurun siz söyleyin bana. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ve çalışacağız gece gündüz demeden. Ben tekrar gecemizin hayırlara vesile olmasını, birlik, beraberlik, kardeşliğimizin daim olmasını ve Ohtamış mahallemizin, Ohtamış spor kulübümüzün bir üst lige daha çıkması için elimizden ne geliyorsa hep beraber seferber olmalıyız. Ohtamış da bizim, Ulubey Belediyespor da bizim. Yarın kulübümüzün programı vardı. Kulüp başkanımız da ben de katılayım dedi sağ olsun. Yarın Ey Nesil'le maçı var. Onlara da başarılar diliyorum. Ohtamış Spor Kulübümüze de başarılar diliyorum. Mehmet Akif Ersoy'un güzel bir sözüyle de konuyu kapatmak istiyorum. Tefrika girmedikçe bir millete düşman asla giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top asla sindiremez. Biz hep beraber Ulubey'iz, hep beraber orduyuz, hep beraber Türkiye'yiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Ayağınıza sağlık. Sizi görmek güzeldi. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımıza sevgili Temel Özel'le. Temel abi seni alıyoruz. Ve güzel Temel abiden iki türkü dinliyoruz. Sen. Beni ağlatırsan
Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, ne güzel renklerimiz, sevgili Temel Özel, sevgili Erol İnanlı kardeşim, sevgili Enver, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Enver kardeşim, Durmuş abi, Faruk Günaydın, Pınar Erdem bu gece gerçekten sizleri güzel eğlendirdiğimizi düşünüyoruz ya. Eğlendirdik mi abi? He? Güzel oldu değil mi? Güzel oldu, güzel. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir VTR'miz olacak şimdi. Şöyle yapalım. Ohtamış köyü bayrak tesislerinden evet. Devam etmekte olan programımız, basketbolcularımıza destek için yaptığımız programımıza kısa bir VTR ile devam ediyoruz. Arkasından daha güzel şarkılarla birlikteyiz. Çok güzel.
Ulubey sevdaları, Ohtamış sevdaları bir arada bir dayanışma halinde. Hep birlikte ordumuz için güzel şeyler yapmak istiyoruz. İşte bizler Şelaleler Şehri temasıyla ordumuzu ulusal medyaya, uluslararası medyaya önemli ölçüde taşıdık. Ciddi faaliyetler yürütüyoruz. Bundan sonra da bu çalışmaları yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde sürdüreceğiz. Ve özellikle bu bizim çok büyük değerimiz olan şelalelerimize, ki şu an Ohtamış Şelaleleri bayrak tesislerindeyiz. O bayrak tesisleri de gerçekten de ciddi bir değer katıyor Ohtamış'a, Ohtamış Şelalesi'ne, o güzelliğe. İşte bu tip mekanların daha da fazla olması arzusundayız. Şelaleler teması ekseninde aynı şekilde diğer değerlerimizi de tanıtmak istiyoruz. Bu anlamda Abdülaziz Özen'in daveti üzerine ben de uzaktan da olsa sizlerle o duyguyu, mutluluğu, birliği, beraberliği paylaşıyorum. Yine Ohtamış Spor Kulübümüz evet genç ama çok ciddi başarıları imza atan ve bundan sonra da son derece iddialı bir şekilde ordumuzu zirveye taşıyacak, yani liginde zirveye taşıyacak, tanıtacak çok önemli bir kulüp olmayalım da hızlı adımlarla ilerliyor. Bizler de hep birlikte çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyoruz. Sevgiyle kalın. Şelaleler Şehri Ordu'dan candan selamlar. Değerli Ohtamışlılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Birol Küpçük, Ulubey Ohtamış Spor Kulübü İstanbul İl Temsilcisiyim. Bölgesel ligde şampiyon olan ve Ordu'da mahalle bazında bir ilk olan Ohtamış Spor, yöneticileri ve basketbolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler de üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazırız. Ohtamış Spor'u şampiyon olarak görmek tek hedefimiz. Şampiyon Ohtamış Spor. Değerli Ohtamış hemşerilerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumartesi akşamı saat 20'de Ohtamış Mahallesi Şelale'de bulunan Bayrak Sosyal Tesislerinde Ohtamış Spor Kulübü'ne yapılacak olan destek gecesinde il dışında bulunan münasebetiyle bulunamıyorum. Her zaman yanınızdayım, sizinle birlikteyim. Sizleri de kulübümüze, spor kulübümüze, derneğimize yardımcı olmanızı talep ediyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm değerli köylülerim. Ohtamış Köyü Basketbol Takımı kuruldu 2021 yılında. Kurulup kurulmaz da bölgesel ligde şampiyon oldu. Bu bizi gururlandırdı. Biz buradan İstanbul'dan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bu manada yönetim kurulu ve başkanını ben canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bizim de burada yapacağımız bir katkı varsa maddi manevi her zaman yanınızdayız. Gurur kaynağımızsınız. Şampiyon Ohtamış Basketbol Takımı diyorum. Ben Cumhur Kutlu. Ordu'nun Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi'nde Sırageçe Sokak'ta rahmetlik İzzet Kutlu'nun oğluyum. Ben İstanbul Pendik ve çevresi Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanıyım. Öncelikle Ohtamış Dernek Başkanı ve Ohtamış Basketbol Spor Başkanım ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdülaziz kardeşime teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Ohtamış Derneği'nde gece gündüz çalışan Abdülkadir kardeşime ve yönetimine Ohtamış'ı bir kaliteli bir marka yapmışlardır. Özellikle Ohtamış Şelalesi ve de gündeme gelmiştir. Ohtamış bütün halklarımıza ve Ohtamış halkı olarak veya Ulubey halkı olarak Abdülaziz Başkanımızı maddi manevi derneğimize destek vermemiz lazım. Bütün Ohtamışlar için bir elin nesi var, iki elin sesi var derler. Birlikle güç doğar ve Ohtamış Derneğimizin ve basketbol takımımızın destek vermemiz lazım ve birlik beraberlik olması lazım. Abdülaziz kardeşim başkanım bu belge, bunu bu Ohtamış memleket olarak dergiyi çıkarmıştır. Ben İstanbul Pendik ve çevresi Ordular Derneği'nin lokaline koydum. Gelen giden bütün ordulu hemşerilerim bunu izler. Çok merak ediler. Ohtamış Şelalesi'ni
ve Ohtamış Mahallesi'ni için hepsi gelmek için can atıyorlar. Öncelikle Abdülaziz kardeşim Ohtamış'ı ünlü bir reklam yaptığından dolayı bütün gurbetçi ordularımız hepsi teşekkür ederim ve saygılarımı sunalım. Her şey Ohtamış Derneği için. Ben Lokman Çalış. İstanbul Bağcılar'da oturmaktayım. Ordulu Bey Ohtamış Köyü Spor Kulübü'nü maddi ve manevi olarak destekliyorum. Herkese selamlar. Sevgili dostlar, şöyle bir mesaj geldi. Biliyorsunuz dediğim gibi bizi dünden bugüne Ulubey'de Hayat grubunda takip edebilirsiniz. Ulubey adına orada bir grubumuz var. Gerçekten mücadele ediyoruz. Bu arada grubun da reklamını yapmak isterim. Grup yöneticimiz sevgili Seyfettin Şenel demiş ki, sevgili Bülent, senin başarılarınla dünden bugüne Ulubey'de Hayat grubu adına gurur duyuyoruz. Ulubey ilçemizin Türkmen Ocağı Ohtamış Köyü'nün spor kulübü başkanı Abdülaziz Özel nezdinde tebrik eder. Tüm ekibine başarılar dileriz. Tüm katılımcılara, konuklara saygıları ve selamları sunarız. Dünden bugüne Ulubey'de Hayat grubu yönetimi adına Seyfettin Şenel, Levent Aktaş ve bacımız Pembe Yılmaz. Ve şöyle yapıyorum, ben sevgili Temel abiye mikrofonu veriyorum. Ondan sonra muhtarlarımızı alacağım. Muhtarlarımız hazır olsun. Bu gecemize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Var olun. Ayrıca Erol İnan'ın piyanist, sazcımız Evren Hocam'a teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de Temel Özel'i tanıdığımıza çok mutluyuz. Gerçekten değerli bir abimiz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili partnerim, söz sizde. Evet, muhtarlarımızdan önce, daha önce Ohtamış Derneği'nin düzenlemiş olduğu güzel bir program vardı. Şiir yarışması programı. Burada katılımların olmuştu birkaç tane. Bunlardan bir tanesini seçtim, sizler için okuyacağım. Sana gelen yollar bol virajlı virajlı. İkiz gürgen ağaçları oyalardı çocukları. Anam kurunca sofrayı, melojan galdiriyi, hele bir de pancar çorbası yemeden durulur mu? Özlediğim Ohtamış, hasretimsin Ohtamış. Övgülerle andığım canım Ohtamış. Serenderin duvarında sarı örgülü mısırlar, patoz almış fındığı patır patır polaklar. Su değirmende örtürüz mısır ununu, derelerin en güzeli Ohtamış şelalesi. Hami dayımın destanı yürekleri dağlardı, özlediğim Ohtamış, hasretimsin Ohtamış, övgülerle andığım canım Ohtamış. Bu güzel sözlerle İstanbul'dan yazarak yarışmamıza katılan Asiye Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık diyoruz. Gerçekten çok güzel ifade etmiş. Çok güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. Şimdi şöyle yapalım. Muhtarlarımız da var aramızda. Gecede bizi yalnız bırakmayan. Çatallı Mahallesi Muhtarı sevgili Serkan Öztürk. Çukur Mahallesi Muhtarı sevgili Atıf Güngör'ü buraya alıyoruz. Ama Muhtarlar Derneği, yani şöyle diyeyim. Muhtar Ağa. Sibel Öztürk'ü de sahneye davet etmek istiyoruz. Ama neden gelmedi bilmiyorum. Bekliyoruz. Evet, şöyle alalım. Önce Serkan abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle diğer muhtar arkadaşımızı da buraya alalım. Tabii ya, muhtarlar dedik, sen niye gelmedin ya? O beni kıskanıyor biraz, biliyor musun? Benim saçlarım 12'den daha güzel. Müsaade ederseniz sevgili Abdülaziz kardeşimizi de alalım buraya. Gel başkanım. Başkanım. Şimdi biz burada Muhtarlar Derneği'ni temsilen buradayız. Tabii gelemeyen arkadaşlarımız var. Sevgili Atıf abim dernek başkan yardımcımız. Ben de teşkilat başkanı olarak, sevgili eşim ne kadar buraya gelmediyse de bile çekinmesinden dolayı herhalde, pek mikrofona alışkın değil kendisi. Ben alıştıracağım aslında da. Neyse, ben burada öncelikle Ohtamış Mahallesi'ni kutluyorum. Gerçekten çok büyük bir olaya imza attılar. Sevgili başkanım, kutluyorum sizi. Sevgili muhtarım, sizi de kutluyorum. Burada birlik beraberliği gösterdiniz. Bu çok kolay bir araya gelen bir iş değil. Çok zorluklarla geldi. Bunu biz sosyal medyadan takip edebiliyoruz, takip ediyoruz. Ben sevgili başkanımı kutluyorum. Ve sivil toplum örgütü olarak biz birlikte olursak başaramayacağımız bir
hiçbir şey yoktur Ulubey'de. Önce Ohtamış Mahallesi güçlü ve bir olmalı. Çünkü Ohtamış Mahallesi'ni çok iyi biliyorum. Caddesini, sokağını, mahallesini. Bu kadar değil Ohtamış Mahallesi. Çok güçlü bir mahalle. En büyük mahallelerimizden bir tanesi. O yüzden önce Ohtamış bir olacak. Sonra diğer mahalleler yanında olacağız. Sonra Ulubey olarak, daha sonra Ordu olarak bir olacağız. Ve hep beraber Ulubey'i kalkındıracağız. Ama önce birlik ve beraberliği sağlamamız gerekiyor. Ve bu bağlamda ben sizleri gerçekten kutluyorum. Zorluklarla geldiler ve muhtar arkadaşlarım adına söylüyorum. Muhtarlar Derneği olarak söylüyoruz. Sevgili başkanımın ve ekibinin, muhtarımızın her daim yanındayız. Bütün sıkıntılarında her daim Muhtarlar Derneği olarak yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ve teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili abim, biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, Çukur Mahallesi Muhtarı sevgili Atıf Güngör'de mikrofon. Öncelikle bu güzel gecede birlikte olmamızı sağlayan Ohtamış Spor Kulübü Başkanı başta Özen kardeşime ve yönetim kuruluna, aynı zamanda sporculara başarılar diliyorum. Helal olsun diyorum onlara. Çünkü bu yıl başladılar onlar. Aynı yıl çift kupayla, başkanım doğru mu? Çift kupayla devam ediyorlar. Ben başarılarının devamını diliyorum. Serkan Muhtarım'ın dediği gibi her zaman gönlümüzce biz onlara destek olmaya çalışacağız. Yanlarındayız. Tekrar sizin birlik ve beraberliğinizi kutluyorum. Hep böyle bir olalım, beraber olalım lütfen. Muhtarım, çok teşekkür ediyorum. Değerli muhtarım. Muhtar arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu gece de bize destek verdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sevgili başkan, siz buradayken bir konuya daha değinelim. Ohtamış, çünkü siz o konunun da üzerindesiniz. Sevgili Ahmet abi alalım buraya. Olur mu? Evet, olur. Tamam. Ahmet abi gel. Şimdi değerli dostlar, malum buraya gelirken de gördünüz, yollarımızda biraz sıkıntı var. Özellikle bu damarlı, şöyle Ulubey, Sapdere damarlı diyeyim öyle. O yolda bir çalışma var. Fakat bu yol zannedersem biraz durdu herhalde. Kış mevsiminden dolayı durdu. Nisan, evet. Mayıs bandında yeniden başlayacak çalışmalar. Burada da bir platform kuruldu değil mi? Platform... Evet. Sapdere damarlı Çatal Armut Karayolu platformunda, evet, kurduk 2020 yılında. Evet. 10 Aralık 2020 yılında kurduk. Güzel çalışmaların altında imza attık. Evet. Bugün Sapdere damarlı Çatal Armut platformu başkanımız Osman Karaca başkanımız aramızda olamadı. Yani bir farklı bir programdan dolayı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüze geçti, ağabeylik yaptı. Evet. Birlik beraberliği sağladık. Orada yaklaşık 15 tane STK artı muhtarlar. Biz bunun üzerine gittik. Özellikle bugün şu an yanımızda olan Ahmet abim. Evet. Ahmet abi. Ona girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Birlikte çok titiz çalıştık. Evet. Ölümlü kaza raporlarından tuttu. Hepsini tek tek dosyaladık. Bütün STK'ların imzalarını topladık, muhtarların imzalarını toparladık, dosyamızı Ahmet abiyle birlikte hazırladık, geri kalanını Osman Başkanım ve diğer ekip yürüttü. Evet. O noktada Ahmet abinin bu noktada değeri, özelliği farklı. Sevgili dostlar, Ohtamış Şelalesi Bayrak Tesislerinden yaptığımız yayında şimdi mikrofonu Ahmet abiye veriyorum. Değerli misafirler, sevgili konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Ben Yukarı Kızılay Mahallesi'nden, ismim Ahmet Kabadaş, emekliyim. Abdülaziz Bey ve bizim köyün derneği, Akoluk Derneği, Muhtarlar Derneği. Elma Çukuru Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Karaca ile beraber Sarpdere Damarlı Çatal Armut Karayolu platformunu beraber kurduk. Hep burada bir görev paylaşımı yaptık. Bu görev paylaşımı esnasında bana da bu yollardaki olan trafik kazaları ve yolun durumlarıyla ilgili açıklamalar düştü. Bundan ben kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu yolda bildiğimiz kadarıyla 50 civarında ölümlü kaza oldu. Bunların bir kısmından sizin de haberiniz vardır. Bu ölümlü kazaların içerisinde, ya üzülerek anıyorum, benim babam da trafik kazasından gitti.
damarının yakınında bir yerde. Bunu da hatırlamış oldum yani. Bu yolun yapılması için hep beraber müracaat ettik. Muhtarlardan imza topladık. Sivil toplum kuruluşlarından, parti temsilcilerinden imza topladık. Ve Abdülaziz Başkanım, Osman Karaca ve beraber buraya kadar getirdik. Geçen yıl bu yolun büyük bir kısmı yapıldı. Poyrazlar hiç itirazsız yola muvaffakat verdiler. Burada muvaffakat vermeyen yok gibi. Allah razı olsun kendilerinden, teşekkür ediyorum. Ve bu yolun kalan kısmı devam edecek. Ancak geçen sene biraz yavaşlamasının nedeni de şuydu. Kastamonu tarafında bir, biliyorsunuz, bir sel oldu. Burada ölümlü kaza, ölümler oldu, boğulmalar oldu. Büyük hasarlar oldu. Sorduğumuzda bu karayollarının makinaları ve burası için ayrılan ödenen bir kısmı oraya gittiğini söylediler. Bunun için biraz yavaşladı. Bundan sonra bu Şubat ayının sonuna doğru tekrar karayolları bölge şefliğinden başlamak üzere Samsun Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Bu işi hızlandıracağız. Sizlere de düşen burada tabii elinizden geldiği kadar bize yardım edin. Bulunduğunuz ortamlarda konu edin, söyleyin. Tanıdığınız siyasiler vardır, milletvekilleri vardır, mutlaka vardır. İsa Başkanım gitti, ilçe başkanımız da gitti. Onlara da hitap etmek isterdim ama onlar da bize yardım ediyorlar. Bölgenin milletvekilleri sağ olsun, var olsunlar, yardım ediyorlar. Herkes bir şekilde bu işe katkıda bulunuyor. Bu yolun önemi konusuna gelince burada bir Otamış şelalesi var. Ben yukarı güzelinden ama ilk defa geldim, gurur duydum. Çok güzel. Bak, bir basket takımı kuruldu, buranın şenleniyor. Bunun yanında şimdi Şahinkaya köyünde bir aslanlı kaya var. Tamamen tarih kokuyor. Roma dönemlerinden kalma kaya mezarları var, mağaraları var. Tam gezilecek, görülecek yerler. Bir Çubuklu kalesi var. Dünya miras listesine alındığını duydum. Ben kendim birkaç kez gezdim. Buralara gezmek için yol lazım. Yol medeniyettir, yol hayattır. Buradan bu vesileyle mutlaka bizim sesimizi duyanlar olur. Bu işte yetkili olanlara, etkili olanlara, özellikle milletvekilleri ve parti ilçe başkanlarına, il başkanlarına sesleniyorum. Yardım etsinler bize. Bu kazaların önüne geçelim. Yollar dar, virajlı, sağlıklı bir seyahat yapamıyoruz. İstanbul'a gidiyoruz, hiç gürültüsüz, arabanın sesini duymuyoruz. Ulubey'den köye geliyorum, kafa beyin kalmıyor yani. Yani bunu da söylemek istemezdim ama yani bu işi bir an önce hızlandırmalarını ve bitirmelerini istiyorum. Bana söz verdikleri için ayrıca size, hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel bir konu, yol konusu önemli. Değerli dostlar, her zaman şunu söyledim. Ben aşağı yukarı herhalde sosyal medyada 600'e yakın yayın yaptım. Ulubey'in tek bir çılgın projesi var. Yol. Yol olursa medeniyet gelir, turizm gelir, herkes gelir. Yol, yol, yol. Yol olursa su da gelir. Kültür gelir. Sıkıntı gider yani. Yol. Başka bir şey demiyoruz. Ulubey'in elbette çalışmaları var, çalışmalar yok demiyoruz. Ama ciddi bir yol sorunu ne yazık ki var. Ben çok teşekkür ediyorum ikinize de. Şöyle yapalım sevgili partnerim. Spor kulübünün ilk başkanı, kurucu başkanı Ercan ağabeyimi alalım. Evet. Olur mu? Adem Çalış ağabeyimi de alalım buraya. Yönetim kurulu. Yönetim kurulu tabii komple alalım yönetim buraya. Yönetim kurulunu evet. Alıyoruz o zaman. Öyle bence de. Sonra sevgili Durmuş Yılmazer bize bir türkü söylesin. Ardından da Pınar Erdem, Faruk Günaydın, Temel Özel hep beraber oyun havasıyla programı kapatırız. Çok güzel olur. Evet, şöyle yapalım. Siz şöyle gelin, hocam şöyle gelin, yönetmenim uyarıyor. Şöyle vereyim, kendinizi tanıtın Ercan abicim. Ben Ercan İmamoğlu, Ohtamış köyü sakinlerindenim, orada da ikamet ediyorum, ticaretle uğraşıyorum. Köyümüze hizmet babında spor faaliyetleriyle başladık. Ben spora gönül veren birisi olduğum için bu konuda Abdülaziz Başkan'la beraber böyle bir proje başlattık. Güzel bir ekip kurduk, iyi bir ekip kurduk. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Tabii bizim Ulubey sevdamız var. Ohtamış olmak bir ayrıcalıktır benim için. Ohtamış sevdam var. Bu manada ciddi bir kulüp çalışması yaptık ve ilk birinci yıl olmasına nazaran bir yıl içerisinde ciddi manada eforlar sarf ettik ve iki kupayla gönülleri fethettik diye düşünüyorum Ohtamışlı adına. Ve daha iyi olacağını, daha büyük desteklerle bu işin üstesinden geleceğimizi tahmin ediyorum. Bu konuda da köy halkımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm mahalle sakinlerimizin ve yurt dışında olsun, diğer illerde olsun, tüm dostlardan bu konuda bize desteklerini, maddi manevi desteklerini esirgememelerini rica ediyorum. Bize ne kadar destek olursa biz
Ohtamış'ı her zaman Ulubey'i üst seviyelerde tanıtırız. Gereğinde en güzel şekilde yaparız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum kardeşim. Değerli dostlar, bütün yönetim kuruluna tek tek mikrofon veremeyeceğim. Ama şöyle isim alalım. Derviş Onur Küpçük. Adem Çalış. Adem Çalış. Şöyle sevgili Mustafa Kemal Paraz. Barış Özen. Ahmet İnanlı. Cemal Düzgün. Emrullah Bal. Ercan Eker. Reşit Arif Gürsoy. Alper Felek. Sevgili dostlar, zamanımız azalıyor. En azından müzikle bitirelim istedim. Ohtamış Şelalesi Bayrak Tesislerine güzel bir canlı yayın gerçekleştirdik. Sevgili Durmuş Yılmazer'i buraya alayım. Yönetime çok teşekkür edelim böyle bir güzel bir organizasyon yaptığı için. Durmuş abi, Türkiye okurken diğer arkadaşlarımız da sahnede olabilir. Pınar Hanım, Faruk abi ve Temel abi de sahnede olabilir. Hatta güzel bir oyun havasıyla da bir 6 dakikamız var gerçi, değil mi? Kapatabiliriz. Güzel olur diye düşünüyorum. Durmuş abi güzel bir türküyle programı sonlandırırız. Partnerimi kaybettim, hükümsüzdür. Hepinizi iyi eğlenceler.
değişilir mi? Geçilir mi? Aman besinler, besinler, şeker yesinler. Bu kız bu oğlana yanmış desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim, kaldım. Amanını ben yandım, 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 yandım. Ellerim memleketimde eğlendim kaldım. Elleri göremiyorum gene, elleri göremiyorum. Doğru. Canım benim Anadolu, geçeyim mi senden gayrı? Şeker yesinler. Bu kız bu oğlana yanmış desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim, yandım. Menevşe koymuşlar gülüm.